Bal Televizyon'dan herkese merhaba. Değerlerimiz çerçevesinde aile, birey, ben ve biz gibi kavramlara odaklanacağımız Ailede Benden Bize programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Bugünkü programımızda asırlardır süre gelen bir çatışmayı, gelin ve kayınvalide arasındaki ilişkileri konuşacağız. Psikolojik ve sosyolojik temelleri olan bu çatışmayı hiç kuşkusuz yalnızca iki kadının basit bir kıskançlığı olarak nitelendirmek çok doğru değil. İşte biz bugünkü programımızda bu sorunun temelinde neler yatıyor, karşılıklı olarak iyi olma halini nasıl gerçekleştirebiliriz diye konuşacağız. Uzman aile danışmanı Saliha Erdim hocam ile birlikte. Bugünkü programımız için hem gelinlere hem kayınvalidelere, aynı zamanda en önemlisi de beyefendilere ekran başına davet etmek istiyorum. Çünkü çok kıymetli hocamızdan gelen altın niteliğindeki öğütlere çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan da merak ettiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Salih Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bugün daha iyiyim. Sağlık açısından, evet. Konuşmamdan da belli. Kısmen gene var. Evet. Ya yeni başlıyormuşum ya da bitiriyormuşum hissi veriyor ama Allah'a şükür harikayım. Çok güzel. Bugün de her zaman olduğu gibi dinamik görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta ben biraz izlemiştim programımızı sonrasında. İkimiz de bayağı sesimiz böyle hasta olarak çıkıyor ama bu hafta çok şükür toparlamışız. İnşallah. O yüzden böyle gümbür gümbür gerçekleştirecek bir program olmasını temenni ediyorum ben. İnşallah. İkiniz açısından İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Bugünkü konumuz zaten çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelen sorulara da baktığımızda en azından o sorularda insanların bize neler sorduğunu ara sıra böyle analiz ediyoruz. Neler var, insanlar en çok hangi konulardan muzdarip diye. Bu konu aslında en başında geliyor. Yani her üç sorudan bir tanesinde gerçekten insanların böyle kaynanasıyla gelin kaynana çatışmasını anlatan maalesef bununla ilgili problemleri var. İnşallah biz bugünkü programımızda bir nebze de olsa böyle yeni ufuklar açabiliriz insanlara. Çünkü aslında temelinde belki de fikri dönüşümle başlıyor diyebiliriz hocam. Kesinlikle. Çünkü bu tartışmaya biz bakıyoruz, asırlardır devam ediyor. Yalnızca bizim modern zamana ait bir tartışma değil. Bütün asırların. Bütün asırların tartışması. Hatta evet. Biraz araştırıyordum hocam, mitolojik hikayeleri dahi yansımış. Yani insanlık tarihi kadar eski bir konu. Yalnızca tarihi anlamda da değil. Yani toplumsal kesimlere baktığımızda da pek çok toplumsal kesimde karşılığını bulmuş hocam. Yani en eğitimli insandan en eğitimsizine kadar da çeşitli karakterlere sahip olan insanlarda da biz bu tartışmanın vuku bulduğunu görüyoruz maalesef. Tabii ki bir zamanda bu tartışmaların sonucu evlilikleri dahi bitiriyor. Çünkü araştırmalarca da kanıtlanmış. Yani anne ve babayla iyi geçinemeyen çiftlerde boşanma oranının daha fazla olduğu da araştırmalarca kanıtlanmış. Bugün biraz ilk olarak sebeplerinden başlamak istiyorum. Çünkü pek çok sebep var. Yani kayınvalide belki kendi otoritesini korumak istiyor. Sevgi bölüşülüyor en başta. Veya yeni gelen gelinde o kendisini kabul ettirme süreci var. Uyum süreci var. Bunların hepsi de tabii ki ister istemez belli başlı çatışmalara neden oluyor. Ama bence temelinde hep o sevginin bölünme durumu var ya. Sanırım iki taraf için de en ağır gelen kısım burası oluyor. Ben size öncelikle hem bir zamanında gelin rolüyle, çünkü sizin de anlattığınız kadarıyla en azından bizim de bildiğimiz kadarıyla siz evet. Bu konuda çok mücadele vermiş bir insansınız. Evet. Size hem bu gelin rolüyle hem de aynı zamanda kaynana rolünüzle ilgili olarak sizin gibi değerli bir insandan elbette dinleyebiliriz bunları. Tecrübe anlamında da çok büyük tecrübeler yaşamış bir insan olarak. Siz diyor hocam, bu gelin ve kaynana çatışmaların temelinde yatan ne? Sizce iki taraf da birbirlerini rakip olarak mı görüyor? Var mı böyle bir durum? Neden çatışıyorlar? Şimdi değerli hanımefendi, çatışma birbirlerine karşı sorumlulukları olan her İki tarafta olabilir. Eşler arasında, anne çocuk, baba çocuk, abla, abi, kardeş, insanın, insan olanla çatışması olur. Önce bu çatışma ve anlaşamama, iletişimde sağlıklı bir diyaloğu, sağlıklı bir
anlama ve anlaşılma sürecini sağlayamama herkes arasında yaşanabilir. Bu bir. İkincisi, aslında meselenin sevginin paylaşılamaması olduğunu düşünmüyorum. Onun arkasında benim dediğimiz şeylerin bizim anlayışımızı ve dilimizi bozmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Oğul benim. Onu ben dünyaya getirdim. Onu ben yetiştirdim. Saçımı süpürge ettim. Yemedim, yedirdim. Evet. Giymedim, giydirdim. Bir dakika. Yani ben dediğin zaman orada başka bir sıkıntı, başka bir sorun ortaya çıkıyor. Rabbimizin bizi niye bu dünyaya gönderdiğini, birbirimize, bütün insanların ve sahip olduğumuz her şeyin bize emanet olduğunu unutuyoruz. Allah'ın benden nasıl bir ahlaka sahip olmam gerektiğini, bunu yığınla hadis-i şeriflerle, pek çok ayet-i kerimelerle bana söylediğini unutuyorum. Ben aklımı çalıştıracak doğru bilgilerle değil, duygularımı harekete geçirecek toplumdan öğrenilmiş bilgilerle, kendi içimdeki evirip çevirdiğim, döndürüp durdurduğum ve bana iyi geleceğini düşündüğüm, bana iyi gelmesini istediğim şeyler için ve bana iyi gelmesi gerektiği halde bana iyi gelmeyenlere savaş açarak, ben buradayken sen nasıl oluyor da bana benim hak ettiğim gibi davranmazsın. Dolayısıyla kendi içinde Allah-kul ilişkisini, insanın insanla ilişkisini doğru konumlandıramadığında o zaman monte olduğu yerler, köklendiği yerler farklılaşıyor. Nereye monte oldun? Tamamen duygularına, tamamen kendi ihtiyaçlarına, tamamen kendi istediklerine. Sadece sen yoksun bu dünyada. Sen ve senin etki alanında, ilgi alanında olan herkes seninle muhatap, sorumluluk alanına giren insanlar var, rollerin var, sorumlulukların var, sınırların var. Bunlarla ilgili herkese dair hem bir rolümüz var, hem bir sorumluluğumuz var. Peki ben ilişkide benim nerede durmam gerektiğini bilmezsem, benim neler hakkım, neler görevim bunu bilmezsem, bunu ben bana öğretilen, bana vaktiyle dayatılan ya da benim almamın benim işime yarayacağını düşündüğüm anekdotları, sözleri, tecrübeleri ne varsa bana uygun olan onları alır, onlardan bir anlam çıkarır, kendime de bir rol tanımlaması yaparım. Ben buyum, beni asla değiştiremezsin, benim işime gelen bu, bu senin de işine gelmek zorundadır. Evet. Böyle dediğiniz zaman zaten bu kılıcı kalkanı kuşanmış, hadi gel. Gel de evet, göstereyim sana gününü de göstereyim der gibi bir gardını almış savaş pozisyonudur. Evet. Bu insan kendisiyle savaştadır. Açık ve net. Savaşa soyunan insan kendi içindeki savaşı başkalarına bulaştırmak için savaşıyordur. O yüzden de sevgi o kadar masum, o kadar güzel ve paylaşıldıkça o kadar büyüyen bir şey ki haddini bilirsen sevgiyi paylaşabileceğin bir muhatabının olmasını da nimet bilirsin. Haddini bilirsen karşındakinin de vakti yer senin olduğun pozisyonda olduğunu bilirsin. Sana yapılmasını istemediğin bir hareketi sana yapılmış, sen zarar görmüşsün. Aynı zararı ona yansıtmak yerine aklını büyütseydi, aklını kullansaydı, geliştirseydi ben gördüm evladım görmesin derdi. Ben evlat muamelesi görmedim, o benim evladım derdi. Aklını geliştirmemiş olduğu yerde bulunduğu yere kök salmış. Oysa bizim neresi doğruysa oraya gitmemiz, hangi pozisyon benim için doğruysa oraya yerleşmem gerekir benim. O yüzden de sevgi masum. Evet. Sevgiyi paylaşamamak en sonunda görüntüden birisi. Yani görünen sebeplerden birisi ama arkasında görünmeyen onlarca sebep var. Sevginin yanında otoritesi var. Evet. Ben o kadar yoksulluk çektim, sen nasıl bu kadar bolluk içinde harcarsın var. Tabii bunu erkek anneleri, beyefendilerin anneleri için söylüyorum. Evet. Daha çok da oradan sıkıntı çıkıyor ama şüphesiz hanımefendilerin annesiyle damat beyefendi için de
eşinin annesi kayınvalide. Evet. Ama asıl sorun bu tarafta çıktığı için o tarafta da çıkıyor ama bu taraf daha ağırlıklı gibi, evet, bir algı var toplumda. Evet, konuşurken de aslında hep oraya atıf ederek, evet, konuşuyoruz. Dediğiniz, evet, gibi ağırlık merkez biraz daha ora olduğu için oraya kaymak daha farklı oluyor, evet, sanırım. Şimdi kayınvalideler, ben size bir soru sorayım. Buyurun. Kayınvalidelerle ilgili şu ana kadar kaç tane iyi bir cümle duydunuz? Çok az duydum gerçekten. Hiç mi yok peki? Olmadığı için mi böyle? Biz olumsuzu konuşmayı seviyoruz. Evet. Olumsuzu konuştukça kendimizde bir iyilik, kendimizde bir o öyle ben öyle değilim. Aa, o da öyleymiş. Birilerini kınadıkça bu ne kadar kötü bir alışkanlıktır. Hı-hı. Zihinsel alışkanlıktır. Orayı kötülere kendimizi iyi, evet, hale mi konumlandırmaya, yani, çalışıyoruz burada? Onu rencide ederek onun yanlışıyla kendi pozisyonumu sağlamlaştırıyorum gibi oluyor. Yani ağzımıza bir parmak bal çalmış gibi, aa o da onu yapmış, bu da bunu yapmış, ay çok şükür ben o pozisyonda değilim gibi. Kendi pozisyonuyla gurur duymak, bir başkasının pozisyonunu eleştirmek gibi. Evet. O yüzden de o kadar iyi kayınvalideler var. Evet. O kadar iyi melek gibi. Kaçı mevzu ediyor? Yani o kadar çok olumsuz kayınvalide örnekleri var ki insan zannediyor ki yeryüzünde iyi kayınvalide yok denecek, yok, kadar, hadi vardır, vardır, yok denecek kadar azdır. Ne kadarı varsa, evet, geçimsiz, özür dilerim, huysuz, ondan sonra gelinine dünyayı dar eden kayınvalidelerdir. Oğluyla boşandıran kayınvalidelerdir gibi, gerçek böyle değil. O kadar iyi kayınvalideler tanıdım ki, evet, Allah'ım ben de böyle olayım dedim. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O kadar güzel kayınvalideler tanıdım. Allah sayılarını artırsın. Dolayısıyla olumsuzu konuştuğumuz için neyi konuşursak onu çoğaltırız. Evet. Hem gelinlerin algısını bozuyoruz. Hem kayınvalide olacakların nasıl davranacaklarına dair olumsuz bir algıyı pekiştiriyoruz. Hı. Kayınvalideler böyle davranır. Ay ben de kayınvalide oldum, ben de öyle oldum. Hı. İyi örnek yok ki. İyi örnek. Hani konuşulan, evet, iyi örnek. Örnek yok. Daha doğrusu iyi örnekler konuşulmuyor ki. O zaman yeni kayınvalide olacaklar, kayınvalide olmuşlar, eski kayınvalideler hepsi bir kategoride ve olumsuzu zikrede ede zaten seçenek yok ki. Bütün kayınvalideler böyledir. Zaten gelin hanım giderken kayınvalidemden ne çekeceğim diye gidiyor. Ya da zinhar bir arada oturmam diyor. Zinhar. Bu ön kabulle mi o zaman başlanıyor, efendim, evliliklere? Bu tabii ön ki kabulle mi başlanıyor? Tabii ki. Başkası nasıl mümkün olabilir? Evet. Siz ispas dolu bir odadan çıkarken üstünüz başınız hatta nefesiniz bile ispas kokar. Evet. Üstünüze bile siner. Evet. Toplumda o kadar olumsuz yargı var ki bu da vebaldir. Ama hocam karşı taraftan biz bir iyilik gördüğümüz zaman, en azından iyi bir hal gördüğümüz zaman hala o olumsuz ön kabulle başlar mıyız ilişkimize? Yani eğer başlıyorsak burada zaten bir tarafın bir art niyeti vardır diye düşünmekteyim. Kayınvalidenin hiç mi eksiği olmayacak? Hiç mi sıkıntısı olmayacak? Hiç mi intibak sıkıntısı çekmeyecek? Bir parça eksik gördünüz mü? Geldi. Bu da benimki de öyle işte. Bak gördün mü? Benimki de hemen başladı. Yani bir olumsuz davranış gördüğümüzde, evet, örnek veriyorum, bazen öyle buluttan nem kapan gelin hanımlar var ki, kayınvalide diyor ki acaba bu açık renk koltuk yavrum fazla mı kir çeker, toz çeker. Ki bunu anneler de söyler zaten. Acaba şunu mu alsam, bana karışıyor ya diyor, sana ne ya, sana ne, ben onu alırım, sana alma mı diyor da bunu diyorsun. Yani ağzıyla kuş tutsa, evet, gelininin zihninde doğru bir yer edinemeyecek kayınvalideler var. Ne suçu var bunların? Dolayısıyla bizim toplumsal algımızı değiştirecek doğru söylemlere ihtiyacımız var. Evet. Kayınvalideler iyidir. Olumsuz davrananın içinde bile iyi, güzel özellikler vardır. Evet, oğlunu kıskanan olabilir, sevgisini paylaşamayan olabilir, otoritesini korumak olabilir. Kendi bazen kayınvalidelerin eski yaşantılarında beyefendi etliye sütliye karışmıyor. Her şeyi hanımefendi üstüne bırakıyor. Hanımefendinin üzerine yüklüyor daha doğrusu. Bırakıyor. Kayınvalide de ister istemez onu kontrol et, bunu kontrol et. Ona müdahale et, buna müdahale et. Bunu alışıyor buna. Evet. Haliyle oğlunun evine de oğlum şu da şöyle, bu da böyle, bu alışkanlık oraya da sirayet edebiliyor. Ya da beyefendi kendi hakimiyeti altında, tabiri caizse kendi yetkinliği altında, evet, bir yuva kurmaya niyetlendi. Ama
eşi hanımefendi o kadar çok yönetme, kontrol etme konusunda baskın çıktı ki beyefendi tamam ne istiyorsan al hadi illallah dedi. Ondan sonra da hanımefendinin kontrolüne geçti her şey. Bu kadar baskın bir karakter kızının da oğlunun da torunlarının da bir hayatına müdahale ediyor. Evet. Dolayısıyla iyilerden de çok örnek var. Olumsuzlardan da kötü diyemem. Olumsuzlardan da çok örnek var. Ama bizim dilimiz olumsuzu çoğaltmaya yatkın olduğu için insanların zihninde çiz bunun üstünü ya. Bunu konuşmaya değmez deme noktasına getiriyoruz. Kimsenin de buna hakkı yok. Kesinlikle hocam. Bunun en büyük zararlarından birisi. Anne kız diyaloğunu kaçırıyoruz. Evet. Bir büyükle iyi geçinmenin sevabını, onu hoş tutmanın, onun gönlünü yapmanın sevabını kaçırıyoruz. Ve bir yetişkin hanımefendi hayatında yığınla şeyler tecrübe etmiştir. Kültürel birikimleri vardır ki bir zenginlik kaynağıdır. Çocuklarımızla konuşturarak, onunla oynatarak, eski türküleri çaldırarak, bildiği ilahileri söyleterek, eskiden yaşanmışlıkları anlatarak, onun zenginliklerini yeni nesillere aktararak, geçmişten gelen değerli, güzel, orijinal yönleri çocuklarımızın da öğrenmesini sağlayarak zenginleştirmek yerine üstünü çizdiğimiz, yüzüne kapıyı kapattığımız, gönlümüzün de aklımızın da kapılarını kapattığımız orada mahrum ve mağdur bırakılan bir kayınvalide var. Biz ondan uzak kalınca rahat ettiğimizi zannediyoruz. Çocuğumuz o kadar kültürel yönden fakir büyüyor ki. Kayınvalideyle, büyük ninesiyle, dedesiyle oynamak bile çocuğun değer algısını, özgüvenini, benlik değerini, büyüklerle iletişimi, onların zenginlikleri, sevecenlikleriyle kendisini daha iyi hissetmeyi, mutlu olmayı, işbirliğini, ilişkiyi, oyun oynamayı, başkalarına da nasıl davranacaklarını böyle öğrenmedikten sonra o büyüklerin hayatından istifade edilemeden onlar hayatın solda sıfırında bırakılmış gibi olur. Ne kadar yazık. Evet. Ne kadar yazık. Evet. Oysa onların eski zamanlarda düğünler nasıl yapılıyordu, sen nasıl gelin oldun, kıyafetin nasıldı, konuşun diyorum. Ben hatta şöyle diyorum, ben kayınvalideme evlat olmaya çalışmıştım. Olmadı. Şimdiki aklım olsa dostu olmaya çalışırdım. Onu anlattırırdım, o zaman bu aklım yoktu. Yani aklıma bunlar gelmiyordu. Evet. Ben bunları anlattıkça Allah'ıma şükürler olsun ki bana bazı şeyleri anlatmak için imkan nasip etti. Anlattıkça nasıl daha iyi oluru aklediyorum, fehmediyorum. Ben böyle yaptım ama şöylesi daha iyiymiş diyorum. Ben şunu yaptım yanlışmış ama şu daha doğruymuş diyorum. Böyle olunca da hani insanın tecrübesinden, kendi tecrübesinden daha iyi tecrübelere kapı açıyor Allah. Şükürler olsun. Anlattırsınlar, konuştursunlar. Benzer yaştaki insanları bir araya getirerek onları eğlendirsinler. Mesela benim kayınvalidem köyünün yöresel oyunlarını oynamayı çok severdi. Öyle. Mesela ordunun işte havaları, ordu havaları, Mesudiye havaları, şeyi koy, arkadaşlarını da koy, eğlendir. Ondan sonra oturun, bir başka zaman Kur'an okuyun, bir başka zaman ilahi söyleyin. Eğlenin ya, evet, neşelenin. Sen benim canımsın, annemsin. O içsin, siz tutun, o içsin, siz tutun. Daha sonra o itmekten vazgeçecektir. Geçmese bile direnmekten vazgeçecektir. Dolayısıyla bir insanın yanlış davranması, evet, zarar riskli ama daha büyük zarar, yanlış davrananın metodunu kullanarak aynı zararı yapmak, ona benzemektir. Bir yanlışla karşılaşmaktan daha tehlikelisi yanlış yapana benzemektir. Evet, ve o yanlışı çoğaltmak belki de bahsettiğiniz işte, şey de bu tam çoğaltmaya da, tam giriyor. Da, aynen öyle. Dolayısıyla baştan genç kızların anneleri kızlarına ve büyükler de, büyükler kim olabilir? Bunun aslında vaazlara da konu olması lazım. Kayınvalidelerin hakları, hukukları. Evet, bir büyüklük hakları vardır. Evet, sorumlulukları vardır. Evet, müdahale etmeleri gereken yerler vardır ama geri çekilmeleri gereken yerler de vardır. Çocuklarını yuvadan uçursunlar. Evet. Mutlulukla yuvalarını seyretsinler. Aman benim yanımdan ayrılma. Aman aynı binada. Niye aynı binada?
Ya sizce neden hocam? Sizce bunun altında ne yatıyor? Yani neden aynı binada? Tamam belki hani birlikte olalım hala o bağımız kopmasın düşüncesi var ama aynı binada oluyor demek aynı zamanda karşı tarafa bir aile olma hakkını tanımıyor olmak da demek bir noktada çünkü. Şimdi tabii her insanın aynı binada olmaktan kastı farklı olabilir. Fakat çoğunlukla kontrol edebilir. Kesinlikle. Çok sık ben büyüğüm, beni ziyarete gelin gibi olabilir. Ben bir hanımefendiye şöyle bir söz söylemiştim. Salih Hanım, eşim bana saygı duymuyor demişti. Ben de demiştim saygı talep edilmez, hak edilir. Ben kendime herkese saygı duymalısın derim ama bana saygı duy diyemem. Ben saygın davranırım. Kendisi saygın davranmayı kendisine yakıştırıyorsa saygın davranır. Herkes kendisine yakıştırdığı dili kullanır, yakıştırdığı dili kullanır, yakıştırdığı tarzı benimser. Ben karşımdakine beyefendi muamelesi yapmayı hak ediyorum. Karşımdakinin de bir hanımefendi ya da bir beyefendi olduğunu kabul ediyorum. Otomatik olarak, şartsız olarak kabul ediyorum. Ben ona öyle davranırım. Ben kendime bunu yakıştırırım. Bu benim iç dinamiklerimin nazik, kibar, saygılı, hürmetli olarak korunması için, beslenmesi için, öyle kalması için, devamı için benim tek tercihim. Başka seçeneğim yok, tek tercihim. O kendisi için neyi öngörüyorsa o da onun seçeneği. Hiç beni bağlamaz. Evet. O yüzden de akıllı olan aklının kendisi için çalışmasını isteyen, aklımız ya bize, beynimiz ya bize karşı çalışır ya bizim için çalışır. Evet. Benim aklım da bana karşı değil benim için çalışsın. Benim için çalışsın demek ben o kadar doğru davranayım ki karşımdaki insanın yanlış davranma eğiliminde caydırıcı olsun. Evet. Sözle söylemeyeyim, nezaketimle söyleyeyim. Yıllar önce biz bir yere gittik, 2 yıl yaşamıştık. Arkadaşım birisi dedi ki, şimdi hatırladım onu da. Ankara'ya gitmiştik. Orada yakın çevredeki arkadaşlar Salih Hanım dedi, ben buraya geldiğimde bana o kadar mobbing uyguladılar ki dedi, aralarını almak istemediler dedi. Bana çok eziyet çektirdiler dedi. Size yapamıyorlar çünkü siz o kadar nazik ve kibarsınız ki size kaba davranmayı cesaret edemiyorlar dedi. Şaştım kaldım. Burada 2 şey dikkatimi çekti. Evet. İnsan yani gücünün yettiğine karşı özür dilerim ama daha saldırgan olabiliyor. Ne yazık ki. İkinci aldığım derste çok güzel bir söz vardı. Tam da onun vücut bulmuş hali gibi oldu bu örnek. Nezaketini, saygınlığını koru ki bu seni kabalıklardan koruyan bir zırh olsun diyor. Kabalardan ve kabalıklardan koruyan bir zırh olsun diyor. O zırh beni korumuş. Rabbime nihayetsiz şükürler olsun. Ben bunun farkında değildim. Arkadaş söyledi mesela. O yüzden ben hem karşımdakinin daha iyiye benzeme fırsatı oluşayım. Hem kendisinin iyi davranılmaya layık birisi olduğunu hissettireyim. Hem benim ona sevgi, saygı, hürmet duyduğumun farkında olmasını sağlayayım. Evet. Ve ben ona aynen bu şekilde muamele edeyim. Ben kendimi koruyayım. Onun da kendi içinin daha iyi yapılanması için malzeme vereyim. Ne güzel bir şey. Harika. Kazanıyorum ve kazansın istiyorum. Çok güzel. O yüzden de kârda olan gene biz oluyoruz böylece. O kesin. Evet. O kesin değerli hanımefendi. Allah'ın izniyle her halükarda doğru bir pozisyonu tercih eden ve o doğru pozisyonu Allah'tan beslenerek, beslenme kaynağımız kullar olursa yandık. Evet. Yandık, o şimdi verir, yarım saat sonra geri alır. Sözleriyle verir, davranışlarıyla geri alır. Pişman oldum der, seni sevmiyorum der. Ne oldu? Ben yerlerde. Evet. Ama Allah'tan ve onun güzel Habibinden beslenenler, oradaki kaynaklar devamlı. Ve üstelik gıda zehirlenmesi yaşamıyorsun. Kültürel gıda zehirlenmesi yaşamıyorsun. O kadar sağlam ki ve sen o tarafa baktıkça iyi olasın geliyor. O tarafa baktıkça coşkun artıyor. Bugün bir şey yaşadım. Bir hanımefendiyle görüşüyorum.
otururken onlara bir iki tavsiyede bulundum. Evet. Dedim ki başkalarına gülümseyin. Başkalarının iyi yönlerini fark edin. İnsanlara olumlu bakın. Olumlu yönlerini görün. Olumlu yönlerini gördüğünüz zaman da onu kendisine takdir ederek söyleyin. Ona fark ettirin. Şu yönünü ben çok beğeniyorum. Evet. Şu yönün öyle iyi ki. Ne kadar saygılı konuşuyorsun. Ne kadar düzgün giyiniyorsun. Seni hep böyle güzel giyinmiş buluyorum. Ne güzel yakıştırıyorsun. Şu, çocuklarına nasıl saygılı davranıyorsun. Eşine nasıl hürmetli davranıyorsun. Misafirini ne güzel ağırlıyorsun gibi. Evet. Var olan iyilikleri. Şu masayı silmesi bile çok güzel. Mesela içeride mikrofonları takan bir beyefendi var. Ona her gördüğümde bir dolu teşekkür edesim geliyor. Nasıl böyle nazik, kibar, böyle kıpır kıpır işini o kadar içten yapıyor ki böyle. Kesinlikle. Ya ben de gidip bir mikrofon mu taksam, ayarlasam diyesim geliyor yani, o kadar güzel. Hanımefendinin birisi dedi ki ben 3 yıl Ertim, 3 yıldır Ertim'le görüşmüyorum dedi. O kadar kırdı ki dedim. Ben ona şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Buradan da bir yere bağlayacağım konuyu. Tamam hocam. İzninizle. Buyurun. Ardından biz de bir röportajımız var. Onu ya, izleyelim. Hadi bakalım. Evet. Siz önce söyleyin hadis-i şerifi. Tamam. Evet. Kim din kardeşini, ben bunu söylemedim de bununla ilgili olanı, ben barışmanın güzelliği hakkında söylemiştim. Kim din kardeşini bir yıl terk edip küstürürse onun kanını dökmüş gibi günaha girer. Ebu Davud'dan. Evet. Allah affeden kulun izzet ve şerefini artırır. Bir kişinin kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki bu iki müminin hayırlısı önce selam vermeye başlayandır. Enfal suresi 1. ayet-i kerimede de Allah'tan korkunuz ve aranızı düzeltiniz. Küsenlerden biri selam verir. Diğeri selamı alırsa barışmanın sevabını birlikte kazanırlar. Almazsa günahı o yüklenir. Selam veren günahtan kurtulur. Evet. Muhabbetin önemini aslında barışmanın, küs kalmamanın. Bunun mükafatını Allah vereceğim diyor deyince hanımefendi dedi ki ay tamam o zaman dedi. Düşünebiliyor musunuz? Buradan ben şunu anlıyorum. İnsanın içinde derin bir Allah ve peygamber sevgisi var. Kıyafeti ne olursa olsun, nasıl yaşarsa yaşasın. Allah deyince gözleri yaşaran ama kıyafetinden yok ya bunun dinle alakası yoktur dediğimiz çok insanla karşılaştırdım. Asla kıyafetle din algısı aynı şeyler değil. Kesinlikle. O yüzden de kimse kimsenin kıyafetine, üstüne, başına, makyajına ya da saçına bakarak kendisi hakkında bir fikir beyan etmesin. Bilemeyiz. Bizi de ilgilendirmez ne olduğu kesinlikle. Aynı zamanda. Ve herkesin hayatına bu kadar müdahale ettiği bir dönemde özellikle bir oradan bir yargılama durumu. Evet, haddim değil yani. Evet. Haddim değil. Sınırımı aşmış olurum ya da kimse aşmış olur. Diyeceğim şu ki eğer bir kula Allah dedi derseniz bütün duyargalarıyla etkileniyor. Evet, orada akan sular duruyor. Akan sular duruyor. O yüzden de Rabbimize şükürler olsun ki yüreğimize sevgisini böyle kökleştirmiş. Evet, çok şükür hocam. Evet. Evet, biz şimdi nedenleri irdeliyoruz. Bir de sokaktaki vatandaşları bu sefer hocam mikrofonu uzattı. Evet, bak, çok merak ettim. Evet, ben de çok merak ettim. Bakalım. Biraz izledim ama size burada güzel bir değerlendirme yaparız. İnşallah. Bakalım sokaktaki vatandaşlar neler cevaplamış, onları izleyelim. Gelin ve kayınvalide arasındaki çatışmalar sizce neden oluyor? Vallahi bilmiyorum ki, benim kayınvalidem yaşlıydı. Yaş farkımız çoktu. Yani ben ona hep böyle kayınvalidem de bakıma muhtaç birisi olarak gördüğüm için. Herhalde ondan dolayı çok çatışmamız olmadı. Ya aslında birçok sebebi var ama en büyük sebep herhalde oğlunu paylaşamama diyorum yani ben genellikle. Kendi babaannemden biliyorum. Gelinle kaynana yani yıllardan gelen bir şey bu yani, öyle hep çatışıyorlar yani. Ama bence en büyük problem evdeki damattan oluşuyor. Çünkü o dengeyi sağlasa bütün bunlar olmaz.
Gelin ve kaynana çatışmaları her zaman olduğu gibi kuşaklar arası farklılıklardan dolayıdır. Son dönemdeki gelinlerimiz, yani sizin sınıfınızdaki gelinlerden bahsedersek, bunlar teknolojinin içerisine doğdular. Sıkıntı da çekmediler. Sıkıntı çekmedikleri için, teknolojinin içinde doğdukları için her şeyi makineler yapsın istiyorlar. Ellerini herhangi bir şeye bulaştırmak istemiyorlar. Kayınvalide anlayışlı olursa, gelin de hoşgörülü olursa işte bu iş biter. Büyüğün biraz sevgi göstermesi, küçüğünde saygı duyması ondan kaynaklanır. Bir de farklı kültürlerden kaynaklanabiliyor bazen. Çatışmalar... Ne bileyim, ileri görüşlü olmadığı için olabilir. Bence ikisi de İslam'ı bilmiyor. Peygamberi de tanıyamamışlar. Allah'ı zaten unutmuşlar, ondan oluyor hanımefendi. Peki sizce anneler oğulların neden paylaşmak istemiyor? Yani bunun altında yatan ana sebep ne? Ya herhalde sevgiden olsa gerek yani. Paylaşmama bence bundan yani. Oğlunu bir başka kadınla paylaşamıyor ama halbuki o da bir başkasının oğlunu almıştır yani. Ama gene de biz anneler maalesef oğlumuzu paylaşamıyoruz. Gelin ve kaynananın arasındaki iletişimin iyileşmesi için neler yapılmalı? En önce yapılması gereken edep ve ahlakın öğretilmesi. Yani inancınızı öğretirseniz, inancınıza göre çocuklarınızı yetiştirirseniz, hangi çağda olursanız olun bu aradaki kuşak farkı ortadan kalkar. Herkes hoşgörülü olması gerekiyor. Birbirimizin kusurunu aramamamız gerekiyor. Kusurlar üzerinden konuşmamamız gerekiyor. İyi taraflarımızı ele alıp kusurları örtüp daha iyileri çoğaltmak gerekiyor. Ben hiçbir zaman gelinimle rakip olmayı düşünmüyorum. Çünkü onların da bir hayatlarının olduğunu düşünüyorum. Kendimi öyle hazırladım. Herhalde o yüzden de bir sürtüşmemiz olmaz. İnşallah gelin de hayırlı olur. Ya vallahi bence birinci yol herhalde gelinin biraz alttan alması. Benim kaynanam yok ama annemden biliyorum. Babaannemden çok tartışırlardı. O bir şey söyleyince annem cevap verirdi. Ama sonradan pişman olurdu tabii. Büyüklerimizi birazcık hoş görmek lazım. Sonuçta nasıl olsa biraz yaşlı. İkisi birbirlerine anlayışlı olması lazım. Birbirlerini sevmeleri lazım. Nasıl çocuklarını, kocalarını seviyorsa annesi, kayınvalidesi de sevmesi lazım yani. İki tarafı da idare etmesi lazım. Çünkü anneden de vazgeçemez tabii ki, karısından da. Belki karısı biraz daha farklı olabilir ama anneden geçirmez. O ayrı bir şey. Öncelikle gelin birazcık böyle saygı. Saygı çok önemli. Yani ben kaynanamı çok seviyordum. Saygı çok önemli. Gelin saygı gösterecek. Tabii ki kaynanan da biraz yerini bilecek yani. Derler ya bizimkiler, büyükten af, küçükten özür, büyükten af. Onun gibi. Evet, röportajımızı izledik. Pek çok farklı cevapla da karşılaştık. Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak yaş farkı... Birbirlerini en azından eşi paylaşamama durumu, bununla birlikte erkeğin dengeyi sağlayamaması, hoşgörü eksikliği veya anlayışın olmaması gibi meselelere bağlamış aslında insanlar. Evet, tabii hepsinin, bu eksende farklı doğruluk farklı payı var. Evet. Teknolojinin içine doğdu tanımı, evet, çok hoşuma kesinlikle gitti, çok yerindeydi. Hı hı. Söylediği tespit de doğru. Kayınvalidenin en ufak bir beklentisi bile niye yapayım diyor yani. Hı. Niye? Çünküsü yok. Daha doğrusu çünküsü yok değil. Çünküsü var. Ben istemiyorum diyor. Çünkü ben istemiyorum. Evet. Niçin yok? Niçin sorusunu Allah'a göre cevaplamadığı, hı-hı, zaman kendi arzularına, kendi konforlarına, hı-hı, kendi lüksüne göre bunun cevabını bulduğu zaman niye? Eşinin bile, mesela şimdi de şu çok yaygınlaştı. Aynen eşi. Kayınvalidesini de bırakalım, eşiyle de bu tarz çatışmalar oluyor. Hı hı. Ben yemeği yapıyorum, sen salatayı yap. Ben bulaşıkları yıkıyorum, sen yerleştir. Ben kuruluyorum, sen bilmem yeri süpür. Evet. Yani mutlaka eşitlik olacak. Ben çalışıyorum, sen de çalışıyorsun. Hı hı. Yani bir toplumsal alışmışlıklar var, bir kültürel aktarımlar, hı hı, var. Bir yerleşmiş roller var, hanımefendilerin rolü, beyefendilerin rolü. Kiminin eli işe yatkındır, kiminin eli işe yatkın değildir. Bunu böyle yap et diyerekten, hı-hı, emrederek yapmak yerine ihtiyaç olduğu zaman rica etmiş olsa çok daha şey olur, mantıklı olur. Evet. Bir defa ev işi yapma konusunda hanımefendilerin becerileri, sabırları, pratiklikleri, kıvraklıkları kadar beyefendilerinki tabii ki şey olarak da yok mu o kadar? Tabii ki yok.
Tabii ki hanımefendilerin yaklaşımı ya da müsait olması kadar beyefendilerin hiç alakası yok yani. Bu ev işi yapamazlar anlamına gelmiyor. Evet. Tabii ki yaparlar ama bir hanımefendinin yapacağı kolaylık ve kıvraklıkta, çabuklukta, hızda, estetikte değil yani. O yüzden de ben bunu böyle evlilik yarış, konfor yarışı. Beni rahat ettir. Ne yap beni rahat ettir. Alışamıyorsan, alışmamışsan alış. Yapamıyorsan öğren. Ben merkezde. İşte diyorum yani insan kendisini merkeze oturttuğu zaman karşısındakinin de bir beni olduğunu, onun da kendisini merkeze oturttuğu zaman işlerin karmakarışık olduğunu anlamamız gerekiyor. Ama biz anlamadığımız için de ciddi çatışmalar yaşıyoruz. Hocam burada merkezde bir değişim mi söz konusu oldu artık? Geçmişte baktığımızda biraz daha kayınvalidelerin merkezde olduğu bir düzen söz konusuydu. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi ve Ekrem seyircimiz de ifade etmişti. Teknolojinin en azından gelişmesi artık gelinlerin veya işte en azından yeni kuşağın biraz daha konformist olmasına aslında sebep oldu. Ve burada da dediğiniz gibi artık oradaki merkez de mi değişti? Oradaki benlik durumu da sanırım bir rol değişimi oldu orada da. Şimdi biz şöyle çok kötü bir zaman yaşıyoruz değerli hanımefendi. Biz savaş dönemlerinden çıktıktan sonra Cihan İmparatorluğu iken çok yoksul ve cahil bir duruma düşürüldük. Ondan sonra batıya endekslendik. Batı bizi batırdı. Evet. Batıdan gelen her şey, ben çocukluğumda biliyorum. Bütün müzikler batıdan, çizgi filmler batıdan, çizgi romanlar batıdan. Kızılderililer cani, adam kafası yüzen, adamı öldüren, batılılar bir köyü yakıp yıkıyor, bir arkadaşı için kahraman gösteriliyor. Birilerinin canı yok, tavuk öldürür gibi insan öldürüyorlar ama diğerleri kahraman ilan ediliyor. Güreş, spor yapıyorlar, yenen ötekini öldürüyor, öldür diye tezahürat gösteriyorlar. Oyunlar çıkardılar, çocuklar öldürdükçe puan kazanıyor. Bizde insanın değeri yok sayıldı. Kim güçlüyse İnisiyatif onun elinde. Para, imkan, statü. O yüzden de herkes güce tapar oldu. Şimdi de öyle. Ben Müslümanım diyen annelerin, babalarının çocuklarına verdiği mesajlara bakalım. Okuyacaksın, iyi bir okulu bitireceksin. Ondan sonra iyi bir maaşla çalışacaksın. Şurayı al, burayı al. Niye almadın? Millet ev aldı. Niye araba almadın? Tamamen teknik, konformist bir hayat için var olan değerlerimizi, karşımızdakinin neye ilgili olduğunu da hesaba katmadan para kazandıran meslek diye ölüyoruz ya, ölüyoruz biz. Öyle olduğu zaman ne oldu? Şimdi de kurtulmaya çalışıyoruz. Ahtapotun kolları gibi batı birini bir taraftan birini bir taraftan saldı, bizi öğüttü yani. Evet, şimdi de küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz tabiri caizse. Şimdi ne oldu? Şu anda anneler, sağ olsun benim Müslüman kardeşlerim, dinin verdiği hakkı, dinle bağlantımız ne kadar zayıf olursa insana eziyetimiz o kadar çok olur. Dinden ne kadar uzak olursak aykırılığımız o kadar çok olur. Bizi istikamette tutan din, çünkü ben kendi başıma kaldığımda benim aklım mevcut bilgileri kullanır. Ben de diyorum ki bir dakika, mevcut bilgiler beni o mevcut yapının içine çeker. Benim mevcut yapının içinde evet var olmam gerekiyor ama onun algısıyla, anlayışıyla değil. Allah'ın benden istediği algı ve anlayışla. Evet, ben duracağım. Her platformda bulunabilirim. Ama benim bir duruşum var. O duruşumu korumam için çekirdek alanımı, çekirdek aileyi kastetmiyorum ama bir de şu anda yeni bir tanım üretiyorum. Benim için çekirdek alan anlamına gelebilecek kendisinden beslendiğim ve kendisiyle hemhal olmak, kendisiyle irtibatı içinde, iletişim, ilişki içinde olmak istediğim bir çevre oluşturacağım kendime. Onlarla görüşeceğim, ben onlarla konuşacağım, çocuklarıma irtibat halinde tutacağım. Beni Allah'ın istediği halde tutabilecek çevreyi, bilgi kaynaklarını oluşturacağım. Ben bugün hadis dersinden geliyorum. Niye? Benim bu bilgileri öğrenmeye ihtiyacım var. Nasıl konuşacağım? Nasıl davranacağım? Niye küsmeyeyim? Niye alttan alayım? Allah benden niye bunu istiyor? Ben bunları öğreneceğim. Öğreneceğim de hayatıma. Allah benden ne istiyor daha doğrusu? Niye istiyor değil. Ne istiyor bunu öğreneceğim ki hayatıma geçireyim. Şimdi kardeşlerim, evde annesi değer ve babası değer vermedi.
Evde eşi değer vermedi. Hanımefendiler, biz bir arada yasaklar vardı bu başörtü yasaklarından dolayı. Özgürlük verildi mi? Ondan sonra başörtüsüyle biz piyasaya çıktık mı? Sadece başörtüsüyle çıkmadık. Güzelleşerek çıktık. Kimsenin kıyafetiyle derdim yok ama bir algıyı, bir anlayışı tanımlamak için söylüyorum. O kadar moda sever olduk ki tesettür setretmek içindi. Biz şıklığımızla baktırır olduk. Biz makyajımızla baktırır olduk. Biz daha giyimimizle baktırır olduk. Ne oldu? Bizim ilgi odağımız aile içinde ahlakı yapılandırmak değil, dışarıda ilgi çekmek. Bugün anne telefonun içinde, bugün baba telefonun içinde, çocuk nasıl telefonun içinde olmasın? Bunu bana açıklar mısınız? Elbette mümkün olmuyor. Bugün çocuklar telefonun içinde kaybolduysa, herkes online, evde kimse yok deme noktasına gelmişsek, anne babalar ellerinde Kur'an vardı da çocuk Kur'an'ı almadı mı eline? Çocuğu babası küçük yaşta namaza götürdü de çocuk gitmem mi dedi. Alimlerle tanıştırdı, oturup bir alimin dizinin dibinde ilim tahsil etti de çocuk yapmam mı dedi. Ne yaptılar da çocuk reddetti de ondan sonra çocuk bu noktaya geldi. Evet. Baba kendisi buraya kitap elinden düşmeyen bir insan oldu da çocuklar ondan dolayı mı telefona bu kadar düşkün oldular? Bir hadiseyi anlatacağım size, hatırlatacağım daha doğrusu, anlatmıştım. Bir danışanım hanımefendi diyor ki, ben evde iş yapıyorum, yanımda da çocuklar evcilik oynuyorlar diyor. 4 yaşındaki oğlum baba rolünü hatırlayacaksınız bu örneğimi. Koltuğa oturdu diyor, babaların elinde telefon olur, nerede telefonum? Evet, hatırladım, anlattınız. Niye babaların elinde Kur'an olur demiyor, niye babaların elinde kitap olur demiyor, niye babaların kucağında çocuk olur demiyor, niye babalar anneleriyle, eşleriyle konuşur demiyor, gazete okur, dergi okur demiyor. Evet. Niye? Çünkü onu gördü. Onu görüyor. Ondan sonra ailede çocuklar şu anda medyanın kültürüne itilmiş vaziyette, ailede olması gereken kültürü almadan... Tanım doğru olur mu emin değilim ama kültürsüz büyüyoruz. Kendi değerlerimizden yoksun, kendi kültürümüzden yoksun. Annemizle babamızla irtibatımız yok, kendi kültürlerimizi aktaramıyoruz. Doğal değil, hakiki asli kaynaklarımızla irtibatımız yok, o bilgilerle hemhal değiliz. Bir camiye gidiyoruz, cumada hutbeyi dinliyoruz, biraz canlanıyoruz, kendimize geliyoruz. Bir dahaki cumaya kadar başka bir kaynak yok neredeyse. Bir kitap alıyoruz, bir yazarla tanışıyoruz, bir program dinliyoruz. Ay ne güzeldi, devamı yok. Son model araba yolda kaldığı zaman araba kötü değildir, benzini bitti. Evet. Yeni araba ilerlemiyorsa benzini bitmiştir. Bizler de bizi ilerletecek, bizi davrandıracak benzinden yoksunsak... Var olan kimi katkılı olur, kimi zararlı olur, kimi ne bileyim doğru olmaz. Benzinle düşe kalka ilerlemeye çalışıyoruz. Yani değerli hanımefendi, sorunuzun cevabı oldu mu bilmiyorum ama biz büyüklerimizle irtibatı zaruri hale getirmeden ondaki iyi tarafı açığa çıkarma konusunda kendimizi samimi, ihlaslı, iyi bir niyetle hazırlamadığımız müddetçe büyüklerimizle irtibatımız zayıf olacaktır. Hiç kimsenin, kendimden örnek vereyim. Eminim ki hiç kuşkum yok. Gelinim benim üzerimde ya kendisine ya başkasına davranırken hoşuna gitmeyen şeyler bulacaktır. Hiç kuşkum yok bundan. Evet. Bunu en aza indirmeyi Rabbimden yürek dolusu niyaz ediyorum. Amin. Onlara zarar vermeyecek, kaşını karartmayacak derecede. Onları hoş tutacak, yüreğimin baş köşesine, başımın üstüne yerleştirecek bir anne algısıyla yaklaşmaya çalışıyorum. Bu benim görevim, annelik görevim. Ama eminim ki bende göreceklerdir. Onlar olsa öyle davranmazdı ama ben de insanım. Ve bu da olacak bir şey. Elimde değil, bilmiyorum ne yaparak bunu yaptığımı bilmiyorum ama olacak bu. O zaman... Bahane üretmek yerine güzellik görelim, güzelliği üretelim. Bir insanı kötülemek isterseniz şu anda bu program için esip yağ bilirler. Salih Hanım bedeninde bir ara öyle diyorlardı. Salih Hanım birisi demiş ki eşim beyefendiye, yengenin hareketliliğini görünce ben yoruluyorum demiş. Mümkündür, benim hareketliliğim birine çok gelebilir. Doğrudur. Ama bu benim hiç iyi yönüm olmadığı anlamına gelmez. Estağfurullah bu, hocam. Mesela diyorum hani. Ya da birisinde gördüğümüz olumsuz bir şey var. Tamam. Olumsuzu var, kabul. Evet. Onu en aza indirecek ben nasıl bir katkıda bulunabilirim?
Onun işte beni rahatsız eden şeyler var ama iyi yönü de var. Evet. Ben niye iyi yönünü görmeyeyim? Olumsuzu terazinin kefesine koysam birisi olumsuzu 5, öteki %95. Bir kayınvalidenin de iyi tarafları vardır. Hani şey vardı ya, bir testere hırsızını anlatmıştım ya ben, evet, bir öykü. Evet hocam. Kayınvalideler kötüdür dediğimiz zaman hiçbir iyi yönünü görme fırsatını kendimize tanımıyoruz. Ne büyük mahrumiyet. Ne büyük mahrumiyet. Benim için mahrumiyet. Evet. Keşke rahmetli kayınvalidem hayatta olsaydı da ben şu anda ona bu algılarımla. Keşke şu an sizi izliyor olsaydı. Sizin bu güzel cümlelerinizi duyuyor olsaydı. Ay. Ben, yani şu anda hayatta olsaydı keşke. Öncekinden daha iyi davranırdım. Dost olmaya çalışırdım. Neyse. Evet. Hocam tam da söylediğinize örnek aslında bir seyircimiz böyle çok güzel bir mesaj paylaşmış bizle. Diğer sorularımızı da ikinci bölümde inşallah soracağız ama seyircimiz sadece bir paylaşımda bulunmuş. Ben de size okumak istiyorum. Lütfen. Çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm için. Allah razı olsun. Paylaşandan da Allah, evet, razı olsun. Hayırlı cumalar, programınızı hiç kaçırmadan her hafta izlerim. Çok kayınvalidemle anne kız gibiyiz. Hep empati yaparım. Anneme nasıl davranılmasını istersem kayınvalideme de öyle davranıyorum. Birbirimizden çok razıyız. Onun doğası, her an yanımda olması benim en büyük mükafatımdır demiş seyircimiz. Gerçekten çok hoş bir diyalog ve iletişim biçimi bizlerle de paylaştığı için ayrıca Allah teşekkürlerimizi iletiyoruz kendisine. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Allah sayılarını artırsın. Burada ben şöyle bir tanımlama yapıyorum zihnimde değerli hanımefendi. Bir tane ben varım. Evet. Bir tane de benim dışımda katman katman başkaları var. Benim kime nasıl davranacağımı benim kendi için öngördüğüm hayata bakış, hayatı yaşama biçimi, hayata yüklediğim anlam, kendi davranışlarıma yüklediğim anlam belirliyor. Ben buradayım. Hı hı. Çevremde birinci derece akrabalarım, eşim, çocuklarım, annem, babam, diğer ikinci, üçüncü dereceden akrabalarım, bir sosyal çevre. Ama bir tane ben varım, bir de benim çevremdekiler var. Ben, benim çevremdekilerin nasıl davranacaklarını, beni nasıl anlayacaklarını, yaptıklarımı nasıl yorumlayacaklarını bilemem. Evet. Ben Allah'ın benden istediğini yapmakla memurum. Yapmaktan sorumluyum. Allah diyor ki, bir, iyi niyet ol ve niyetin beni razı etmek olsun. Kulun razı olması için yapıyorum razı olmuyor, yapıyorum razı olmuyor. Ya, niyetim onu razı etmek olmuyor. Misal veriyorum şimdi. 10 yıldır yapıyorum razı olmuyor, ne olacak? Ama ben bunu Allah için yapmış olsaydım, Allah benim yaptığımı görecekti. Mesele bitecekti. Evet. Kuldan bugün görürsün, yarın görmezsin. İki gün görürsün, üçüncü gün görmezsin. Ne olacak? O zaman da küt diye düşüyoruz. O yüzden de ben diyorum ki sıfır beklenti, hayatın merkezini alın. Bana diyorlar ki Salih abla, sıfır beklenti, eşimize sevgi veriyoruz. Ondan sevgi görmeyelim mi? Sıfır beklentiyi nasıl yapalım? Ben onlardan sevgi görmeyin demiyorum ki. Onlara şunu da demiyorum. Sevgili evladım, güzel oğlum, eşin sana sevgi gösterecek, elinden geleni yapacak, senin bir şey yapmana gerek yok. Bunu da demiyorum. Tabii ki böyle bir... Yani sıfır beklenti olmaz derken, sen bir şey yapma, hepsini ben yaparım demiyoruz. Bu benim zihnimde. Ve şunu bilelim. Benim iyiye odaklanmam, kendim için öngördüğüm ve bu benim ödülüm. Ne, ödülüm ne? İyi davranışın benden nasip olması. Bugün hocamız demişti ki Allah kendisinden razı olsun, bu hadis-i şerifleri de bana o gönderdi. Çok değerli. Yıllardır kendisini hadis ilmini adamış, sünnete, siyere adamış Günay Bayburtlu Kesler hanımefendi. İyi bir hareket, zor durumda kaldığınızda doğru bir hareket size nasip olmuşsa hemen şükrün secdesine varın diyor. Nasip olmaya da bilirdi. Duygularınıza da yenilebilirdiniz. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ben şu anda bıçağın sırtında gibiydim. Ben öyle tanımlıyorum. Bana iyi geliyor bu tanımlama. Böyle düştüm düşeceğim. Aslında hep öyleyiz. Evet.
Ben bıçağın sırtındayken Allah bana doğru tarafa doğru bir adım atmayı, insana ve bana ve Rabbime iyi gelecek bir cümle kullanmayı nasip etti. Allah'ım sana şükürler olsun diyor. Şükür secdesine varın diyor. Benim yaptığım bir şey bu. Ve bu bir nasip. Allah bana nasip etti. Nasip etti derken yapmadım o zaman nasip olmadı bunu kastetmiyorum. Ben niyetimle, çabamla gayret ettim. Allah bana nasip etti. Ben o yola girdim. Nasip de olmayabilirdi. Evet. Ama nasip oldu nasip bana. Oldu. Dolayısıyla Allah'tan beklediğimizde ya Rabbi sen bana yap dedin ben de yaptım. Ben onun tarlasına bir tohum attım. Allah'ın tarlasındaki tohumlar inanılmaz derecede bire kaç yüz bin veriyor onu Allah kendisi bilir artık. Ne çürür, ne unutulur, ne ihmal edilir, ne görmezden gelinir. Yeryüzünün en zengin insanı bana göre Allah'ın tarlasında en çok tohum olandır. Allah'ın istediğini en çok yapandır. Evet. En çok yapandır. Öyleyse ben benim dışımdakilerden sorumlu değilim. Ama onlara doğru davranmaktan sorumluyum. Sorumlu. Evet. Ben birilerinin yanlış davranışını ortaya çıkaracak etki yaptığımda ondan ben de sorumluyum. Birisinin öfkesinin tırmanmaya başladığını gördüm. Niye üstüne üstüne gidiyorum? Virgül koyalım. Koyalım. Evet. Evet, kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Saat başı görüşmek dileğiyle. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelin ve kayınvalide ilişkilerini konuşuyoruz. Bugünkü programımızda uzman aile danışmanı Saliha Erdim hocam ile birlikte. Her zaman olduğu gibi ekranda gördüğünüz numaralar ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden merak ettiklerinizi bizlere sorabileceğinizi yeniden hatırlatalım efendim. Saliha hocam. Buyurun efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Devam edelim konumuza. İnşallah. Neden oluştuğunu konuştuk bu çatışmaların. Şimdi biraz da kadın ve erkeğe düşen roller üzerinden, onlara düşen sorumluluklar üzerinden neler yapabileceğimizi konuşalım. Çünkü daha demin röportajımızda da izledik. Özellikle bu durumda erkeğe çok fazlasıyla roller düşüyor, sorumluluklar da düşüyor. Çünkü baktığımızda erkek hakikaten kilit bir noktada duruyor. Aradaki dengeyi nasıl sağlamalı, nasıl adil bir duruş sergilemeli? Dilerseniz bunlardan devam edelim. Evet. Oraya geçmeden önce buradan başlayalım ama ben bugünkü hadis dersimizden bir iki şey aktarabilir miyim? Buyurun hocam. İnsanlarla çok çok hoşuma gitti, bayıldım zaten hepsi ayrı hı-hı. güzel de insanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. Çok güzelmiş. Bu bir. İkincisi. İnsanların arasına karışıp sıkıntı yaşayan ve sabreden kimse, insanların arasına karışmayan kimseden daha hayırlıdır. Evet. Bir diğeri, küs iken ilk adımı atan kimsenin mükafatı Allah'a aittir. Bugün söylediğimde çok etkilendiği, hadis-i şerif buydu. Hı-hı. Ondan sonra diyor ki bu hadis-i şerifte kelam-ı kibar olabilir. Muhatabımızın uyumsuz ve hı-hı. uygunsuz davranışlarını artırmayacak şekilde davranmalıyız. Evet. Bunu ben kendime yıllar önce hı-hı. görev edinmiştim biliyor musunuz? Ben öyle konuşmalıyım ki onun olumsuz konuşmasına, olumsuz davranmasına kaynaklık etmesin. Onu bir savaşın içine çekmeyeyim. Onu bir kavganın, bir nizanın içine çekmeyeyim. Sürüklemeyelim. Heh. Evet. Ondan sonra şunu tekrar bir kere daha söyleyeyim. Ondan sonra konuya hı-hı. geçeceğim. İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. Hı-hı. Bunu aklımızda tutalım. Evet. Bir şey daha okuyayım. Buyurun. Baktığımızda evet çok önemli bir hadis of, şerif hocam. Harika bir şey. Akılla bağlantılı olarak iyi geçinmenin önemine vurgu yapılıyor burada. Kesinlikle. Akıllı insan tanımına dair de farklı bir belki bakış açısı. Kesinlikle, kesinlikle. Hazreti evet. Ali radıyallahu anh'tan buyrulan bir söz. Güzel ahlak Allah'a karşı isyan sayılmayan şeylerde insanlara muhalefet etmemendir. Evet.
çok güzel. Yine ayet-i kerime, İsra suresi 53. ayet-i kerime. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Demek ki kötü söz insanın duygularına zarar veriyor. İnsanın duyguları zarar gördüğü zaman şeytan açığa çıkıyor. Evet. Burada çok kısa bir öykü anlatabilir miyim? Buyurun hocam. Kaya diye galiba Kaya diye aklım ismi aklımda kalmamış ama bir öykü var. Hı hı. Fakir bir beyefendi kulübesinde oturuyorken gayipten bir ses duyuyor. Allah'tan geldiğini düşündüğü bir ses duyuyor. O ses ona diyor ki ey felanca senin bundan sonraki görevin evinin önündeki kayayı var gücünle itmendir. Bu sesin Allah'tan geldiğini düşünüyor. Beyefendi kalkıyor, ceketini çıkarıyor, kollarını sıvıyor. Evinin önündeki kayayı var gücüyle itmeye başlıyor. Bir, iki, üç, beş, bir yıl boyunca itiyor. Şimdi ben bunu eğitimlerde anlatıyorum ve şu vurgularla anlatıyorum. Öykü şöyle devam ediyor. Yaptığı işe inancı zayıflayınca, altını çizin, şeytan hemen kulağına fısıldadı. Zayıfladığımızda şeytan dibimizde. Demek ki bir işten vazgeçmek için inancımızın, o işe inancımızın zayıflamasıyla şeytan devreye giriyor. Evet. Motivasyonunuz azaldıkça mazeretleriniz artar. Motivasyonumuzu tam tutacak kaynaklarla kesintisiz bir irtibat içinde olmamız lazım. Ondan sonra diyor ki, İçinden bir ses kendisine şöyle diyor. Sen bu kayayı bir yıldır itiyorsun. Bak bir adım bile hareket ettiremedin. Bir adım bile oynamadı. Bir santim bir adım değil. Bir santim bile oynamadı. Sen bu kayayı itmekle gücünü boş yere tüketiyorsun. Boş ver. Arada it. Çoğunlukla git dinlen. Boşuna kendini yorma. Bak hiçbir şey kazanamadın. Hiçbir sonuç elde edemedin. İçinden doğru ya diyor. Eve geliyor, o sesin geldiği tarafa dönerek ey Allah'ım diyor ben artık o eskisi gibi itmeyeceğim. Bir adım bile bir santim bile ilerletemedim, hareket ettiremedim. Boşuna kendimi yormayacağım diyor. Bak hiç değişen bir şey olmadı. O ses şefkatli bir şekilde tekrar kendisine hitap ediyor. Biz senden kayayı oynatmanı değil sadece itmeni istedik. Aslında gücünü boş yere tüketmedin. Kendine bir bak. Sen o kayayı itmekle zihnin bir iş gördü. Zihnin işlevsel oldu. Kollarına bak. Dirseklerine bak. Pazularına bak. Bacak kaslarına bak. Akciğerlerine bak. Kasların güçlendi. Nefes alma kapasiten arttı. Artık daha iyi düşünüyor. Daha güçlü hareket etme zemini yakalıyorsun. Dolayısıyla sen eskisinden daha iyi bir pozisyonda ve daha güçlüsün. Biz senden sadece kayayı itmeni istedik. Onu hareket ettirecek olan biziz diyor. Yeniden coşkuyla yapacağı işe dair inancı güçleniyor. Yeniden kollarını sıvıyor, ceketini bırakıyor ve kayayı büyük bir tabiri caizse imanla, istekle, inançla itmeye başlıyor. Bir hafta sonra kaya azıcık oynuyor, bir hafta sonra azıcık oynuyor, bir hafta sonra azıcık oynuyor derken kaya yerinden kımıldıyor ve altından bir kese altın çıkıyor. Fakir beyefendiye ömür boyu yetecek kadar para çıkıyor. Burada bu bir öykü tabii. Burada Allah, bu öyküyü bana duyuran Allah'ıma da şükürler olsun. Çok o kadar güzel ki. Allah diyor ki karşındaki insanın değişmesine odaklanarak yapma. İşte bu sıfır beklenti. Sen sana düşeni yap, sen kazanacaksın. Evet. Karşındaki değişmezse o benimle alakalı bir şey, kendisiyle alakalı bir şey. Ve diyor ki o bir kese altın bulmuş. Belki de ben ahlakımı korumayı bulacağım. Benim bir kese altınım o olacak. Belki ben ona benzememekten dolayı kendimi ödüllendirilmiş hissedeceğim. Belki Allah bana öyle mükafatlar verecek ki
Allah her hangi kulunun kendisine ne müjdeler vereceğini bilmez, böyle bir cümle var. Hı hı. Hani ona ne kadar müjdeler isabet edeceğini, evet, kimse bilmez buyuruyor Rabbimiz. Belki de bana öyle müjdeler veriyor, sağlık, hı hı, veriyor, daha doğru düşünme, insanlara daha iyi davranma ve Allah'a göre düşünme becerisi yeryüzünde bana verilen en büyük zenginliktir. Allah bunu bana vermişse müjdelerin en büyüğünü vermiştir. Beni kurtaracak olan o. Ne param kurtaracak, ne malım kurtaracak, ne ilişkilerim kurtaracak. Bu ilişkileri hangi anlayışla yapılandırdıysan beni kurtaracak olan o. Hı hı. O zaman ben Allah'ın dediğini yaptığımda Allah'ın saklı müjdeleri bana ulaşacaksa ben onu niye bekleyeyim? O değişir değişmez bana ne? Evet. Benim hareketim ona endeksli olursa beklentim ondandır. Hı hı. Allah'a endeksli olursa beklentim Allah'tandır. Allah da diyor ki sen yap bana bırak. Allah vaadinde durandır. Allah sözünü tutandır. Allah asla kullarını ihmal etmeyendir. Ben sırtımı en güvenilir yere dayamışım. Yüreğimi ona bağlamışım. Sen beni anlasan ne, anlamasan ne, karşılık versen ne, vermesen ne, yapsan ne, yapmasan ne. Ben güçlü olursam, gücümü imanımdan, ihlasımdan, niyetimin doğruluğundan alırsam, Allah'a büyük söylemeyeyim, değil kayınvalidem, dünya karşıma çıksa bir dakikaya sizin yaptığınız sizinle ilgili derim. Ben yoluma devam ederim. Benim hayatımda iki kavram var değerli hanımefendi. Üzülmek ve ezilmek. Benim kaynaklık etmediğim bir yanlış davranış bana isabet ederse, benden bağımsız, ben ona bir şey yapmamışım, iyi davranmışım ama o kendi içindeki oluşturduğu algıdan, anlayıştan, duygudan her neyse bana karşı aslında yapmaması gereken ama kendisinin yapmayı öngördüğü bir şey bana isabet etmişse bu beni üzer. Ağlarım, evet, üzülürüm nitekim olduğu gibi. Ondan sonra yoluma devam ederim. Ezilmek yanlışı yapanın ben olmamdan dolayı yaşadığım durumdur. Benim yanlışım beni ezer. Ama karşımdakinin yanlışı beni üzer. Üzülürüm geçer. Yeter ki ben bir ona benzemeyeyim. Aynı yanlışı yaparak onun seviyesine düşmeyeyim. İki, içime alarak onun davranışını benden dolayı görerek kendimi değersiz hissettirmeyeyim. Şöyle düşünün. Önümde sofra var. Evet. Doktor bana dedi ki şu yemek senin kimyanı bozar. Bu gıdayı asla yeme, senin kan grubuna da uymuyor, senin beden durumuna da uymuyor dedi. Ben onu yersem zehirlenir miyim ya da zarar görür müyüm, görmez miyim? Görürüm değil mi? Evet. Benim ondan kendimi koruyabilmem için hangisi doğru hangisi yanlış bunu bilmem lazım. Ben şimdi karşımdakinin yaptığının doğru mu yanlış mı olduğunu görüyorum. Evet. Allah bu aklı verdi bana. İki, benden dolayı mı olup olmadığını biliyorum. O aklı da verdi. Bu evet, aklettim, fehmettim, düşündüm, bunu da gördüm. İki, üçüncüsü, peki neden o sözün benden dolayı yapıldığını düşünerek o zararlı maddeyi içime alıyorum? Onun sözü benim kimyamı bozacak zararlı gıdadır. Evet. Onu ben içime aldığımda benim kimyamı bozacak. Ateşse beni yakacak, gıdaysa beni zehirleyecek. Ama bunu almamamızın da bir imkanı var mı hocam? Bu kadar maruz kalıyorken, yani bu kadar sağlam bir psikoloji oluşturmamız gerekmiyor mu bunun için? Evet, sizin anlattıklarınız hakikaten çok güzel. Bu psikolojik zırhtır. Bunu anlatmıştık. Güzel. Evet. Bir örnek vereyim. Nasıl bir örnek vereyim? Şimdi şurada fotoğraf var ya, duvar, evet, var ya. Orası sert bir zemin olsun. Ben buradan bir pimpon topu atayım. Evet. Çat diye attım. Gelir alnıma gelir. Yeniden vurur. Bana geri döner bumerang gibi. Peki orada kadife yumuşak kumaş bir tül olsa, evet, perde olsa. Ben buradan pimpon topunu attım. Orada kalır mı kalmaz mı? İner her şey. Evet. Ben onun sözlerine ne söylersen söyle ben bunu kendimden sayacağım buyur diye gönlümü açtığım zaman o zaten bana içime oturması için söylüyor. Ha öyle mi istiyorsun? Oldu aldım ben bunları içime koydum diyeceğim ve hastalık yapacak bana. Nitekim
Nitekim rahmetlik oluyor. Annemin bir sözü vardı. Hastalıkların annesi üzüntü, babası üşütme derdi. Ben şunu kendim için prensip haline getirdim ve eğitimlerimde kullanıyorum. Sen güçlü bir dağ gibi ol ki rüzgar tozunu alsın. Yağmur seni yıkasın. Kar seni beslesin. Fırtınalar ise sadece çarpıp geçsin. Yanlışı içine almayacaksın. Benden dolayı demeyeceksin. Kendisini depresyondan, kendisini değersizlik duygusundan, kendisini yetersizlik duygusundan, özgüvensizlikten, benlik saygısına zarar görmekten, zarar vermekten koruyan bir şeydir. O onun yanlışı diyeceğim. Bu kadar. Peki biz sağlam bir psikolojik zırh oluşturduk diyelim. Mesela kayınvalidemizden bize gelen sürekli olumsuz davranışlar, sözler veya her neyse sürekli geliyor oradan karşı taraftan. Fakat ben de kendi zırhımı oluşturmuşum. Hayır, bu olanlar benim için değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama eşim kayınvalidemin mesela söylediği bütün olumsuzlukları o da aynı şekilde kabul ediyor. Ve bir zaman sonra o da beni suçlamaya başlıyor. Yani bunca fazla ses çoğalırken ben hakikaten orada kendi psikolojik zırhımı oluşturabilir miyim hocam? Tabii ki. Ve burada sizin söylediğiniz durum çok yaşanıyor ama şöyle bir şeyin eksikliğinden dolayı yaşandığını düşünüyorum. Neden? Şimdi diyelim ki Allah beni affetsin, hep olumsuzluklardan konuştuğumuz için kayınvalidelerden özür diliyorum. Şüphesiz böyle değil ama şu anda olumsuzlukları konuştuğumuz için yine kayınvalidenin sizin verdiğiniz örneği ben de aktaracağım. O yüzden de gerçekten üzgünüm bu olumsuzluğu söylemekten. Biz sadece yaşanan şeyleri de aslında aktarmak da biraz burada sorumlu olduğumuz için en azından hayatın her alanında pek çok olay yaşanabiliyor. Biz de en azından bunları belki konuşarak düzeltebileceğimizi de umuyoruz hocam. Yani bu beklentinin sonucu aslında biraz da bu konuşmalar. Evet. Bir davranış benim üç şey kilde düşünmemi bana sağlamalı. Bir, bana bir davranış geldi. Evet. Ben onu bir davranış, bir tutum, bir söz masaya yatıracağım. Dikkate alacağım. Bunun benimle alakası var mı? Evet. Farkında değilim ama olabilir. Ben vaktiyle bir şey söyledim, kulağına mı gitti? Benim hakkımda olumsuz bir şey mi söyledi? Ben bir söz söyledim. Farkında olmadan onu mu kırdım? Bilmiyorum. Bunu bir dikkate alacağım o sözü. Baktım ki benimle alakası yok. O zaman at arkaya gitsin diyeceğim bir. Eğer benimle alakası varsa önce dikkate alacağım, bakacağım. Ondan sonra da ciddiye alacağım. Benimle alakası varsa bu benim için önemli. Benimle alakası varsa, şimdi iki durumda da bana bir şeyler düşüyor. Benimle alakası varsa hemen gideceğim. Bana söylediği sözün ağırlığını bir tarafa bırakarak. Anneciğim. Ben sana şu sözü söylemiştim. Sen bu sözü söyledin, bu çok ağır geldi ama buna ben sebep olmuşum. Senden özür diliyorum. Bu sözü sana söylettiğim için senden özür diliyorum. Elini öpeceğim, boynunu kucaklayacağım. Takı vereceğim, hediye vereceğim. Ne bileyim, gönlünü alacağım. Gönlünü alacağım ya da alacağım. Ben sebep olmuşum. Evet. Ben sebep olduysam bu. Ben sebep olmadıysam o zaman yine Allah bana bir şeyler söylüyor. Benim burada bir şey yapmam gerekiyor. Hani şu çok hoşuma giden bir söz daha var ya. İlk uyanan uyandırmalı. Bir kimse o esnada birisi yanlış yaptı. Sen sağlıklı düşünebiliyorsan doğru bir şeyleri yapmayı Allah sana nasip edecek demektir. Bu bir fırsat. Hadi doğru yap. Hadi doğru düşün. Hadi doğru davran. Burada Allah benim ne yapmamı istiyor? Burada bana bir fırsat çıktı. Ne fırsatı çıktı? Bir zorluk karşısında benim kapasitemin güçlenmesi. Benim yeteneklerimin açığa çıkması. Allah katında sırf Allah için münakaşa yapabileceğim halde münakaşadan kaçarak Allah'ın beni mükafatlandırması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Haklı olduğu halde münakaşa kaçan ödüllendiriliyor. Ben bunu yapmak istiyorum. Bu durumda ben ne yaparsam ona iyi gelir. O burada Allah bana bir şey söylüyor. Benim aklım eriyor. Karmaşa içerisinde sürekli yanlış davranmaya odaklanmış ama ben sakinim, ben doğru davranabiliyorum. Bana bir şey düşüyor. Allah onu bugün kayınvalidem yaptı ama kayınvalidem olmasaydı o benim din kardeşimdi. Yaşı ne olursa olsun. O zaman ben onun için ne yapabilirim? Peki ben onun için ne yapabilirim?
Kimileriyle konuşabilirsiniz. Kimileriyle hiç konuşamazsınız. Ben Allah rahmet etsin kayınvalidemle konuşamayacağımı bir tecrübeyle anladım. Ondan sonra sıfır noktasında hiç konuşmadım. Çünkü konuştuğun zaman sen suçlu çıkıyorsun. Evet. Yani ne söylersen söyle sen suçlandığın zaman konuşmanın manası yok. Orada ben öğrendim bir kere bir konuşmaya ondan niyetle. Ondan sonra ne yapmaya başladınız ağzımın peki? Payını aldım ondan sonra da sustum. Ondan sonra ne yapmaya konuşamıyorsak başladım? Ne yapmalıyız heh. Yani? Teşekkür ederim bu güzel soru için. Tam da ben onu açıklayacağım. Öncelikle ya Rabbim doğru düşünmemi, doğru anlamamı, doğru konuşmamı ve doğru yaşamamı nasip eyle. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl. Ben karşımdaki insanın bana nasıl davrandığıyla ilgilenmiyorum. Benim merkezimde senin razı olman var. Benim merkezimde doğru davranarak kendimi geliştirmem var. Doğru davranarak içimdeki potansiyeli en üst tarafa çıkarmak var. Ben senden yardım istiyorum. Senin istediğin şekilde davranma konusunda nasıl yapmam gerekiyorsa bana onu aklettir, fehmettir, bana bunu sevdir ve bana bunu kolaylaştır diye sadaka veriyorum. Niyet evet. Tutarak sadaka veriyorum. Allah'tan yardım istiyorum. Ondan sonra da diyorum ki hiçbir şey olmamış gibi. Anneciğim benim falanca arkadaşım seni çok seviyor. Seni ona götürmek istiyorum. Arkadaşıma bir hediye veriyorum. Diyorum ki kayınvalidem gelince bunu ona verir misiniz? Benim de işim vardı ama işini beraber yaparız. Hadi gidelim. Onun gönlünde bir yara var. Acısı olan bağırır, yarası olan bağırır. Çok alıngan haldeyse eğer sevgisizlik, vaktiyle gördüğü acımasızlık, vaktiyle gördüğü diğer değersizlik onu yıkmıştır, harap eylemiştir. O harabiyetten çıkan sestir bu. Niye ben onu imar etmeyeyim? Niye o şeref benim olmasın? Ben ahiretim için yapıyorum. Ve bir saniye sonra hayatta olmayabilirim. Allah hangi niyet üzere beni ahirete alırsa kıyamete kadar o niyet üzere yaşamışım gibi sayacak. O zaman ben hep iyi niyet yapayım. Ne evet. Kadar karlı bir şey. Ama şu an söylediğimiz söz şu oluyor. Niye ben yapıyorum? Oluyor. Çünkü niye ben olayım? Bu oluyor. Mükafatı ben istiyorum da onun için. Ben onun durumuna düşmek istemiyorum da onun için. Ben Allah'ın ona doğru davrandığında bana vereceği lütfa, bana vereceği ikrama, bana vereceği saklı müjdeleri gönlümü yürekten açtım onun için. Benim yapmayanın gerekçesinden daha güçlü bir gerekçem var. Evet, muhakkak. Ben o müjdeye talibim. Ben onun rızasına talibim. Ben onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rızasına, onun güzel muhabbetine, benim ümmetim gibi davrandığın müjdesine talibim. Ben bunlar için yaşıyorum. Bu sıkıntılarda bu duygularım açığa çıkıyor. Daralıyorum, ayete yapışıyorum. Daralıyorum, hadis-i şeriflere yapışıyorum. Daralıyorum, sabırla ve namazla benden yardım istediyor Allah. Namaza koşuyorum. Namazlarımı artırıyorum. Tesbihle hatımı artırıyorum. Ne bileyim ben, beni Allah'a yaklaştıracak dostlarla evet. Konuşuyorum, iki kelime konuşuyorum. Bugün hadis-i şerif dersi yaptık. Allah'ım yenilendim, nasıl güzel. Böyle ayıptır söylemesi. Ya birisiyle küs olsam da gidip barışsam da bu sevabı alsam diye. Tabii böyle ters bir mantık olmaz da. Sevap o kadar cazip geldi ki. Evet. Baktım küs olduğum kimse yok, kırgın olduğum kimse de yok. Alvarlı Efe Hazretleri'nin sözünü takip ediyorum. İncidenden, incidenden, incinme incidenden. Kemal'de noksan imiş, incinen incidenden. O yüzden de ben kaya gibi olduğumda bana gelen söz muhataba gider. İçime almadığımda dışımda tutarım. Zararlıyı içime almak, gıda zehirlenmesi yaşamak demektir. Zararlı olduğunu biliyorsam içime almayacağım. Evet. Hepsi bundan ibaret. İçime alırsam benim olur. Ve beni yakar. Niye kendimi yakayım? Niye kendimi zarara sokayım? Niye zehirleneyim? Niye hasta olayım? O söylesin içini al, at, ağla. O söylesin içini al, at, ağla. Ondan sonra da hastalık bağlıyor. Ben kansere yakalanmış, ondan sonra vitiligo olmuş, ondan sonra zona geçirmiş, ondan sonra kalp hastalığı geçirmiş, onlar depresyondan çıkamayan onlarca insan görüyor. Almayın kardeşlerim içinizi almayın. Evet. İçinizi almayın. İçini almaması içinde. Burada bunu anlatacaklarımı çok önemli buluyorum. İçinizi almamak içinde. Allah'tan yardım isteyin. Ya Rabbi beni güçlü yap. Ya Rabbi beni başkalarına da iyi gelecek bir güçle ödüllendir. Başkalarına da caydırıcı gelecek bir güç nasip eyle. Korkutmak için değil, savaşmak için değil, başkalarını ezmek için değil, başkalarına eziyet etmek için, zulmetmek için değil. Yanlışın karşısında güçlü durarak senin ve benden istediğin duruşu
sağlayabilmem için beni güçlü eyle. Ve bu gücü başkalarına da sempatik gelecek şekilde takdim etmemi, davranışlarımla bunu özendirmemi nasip eyle ki çocuklarım, eşim, çevremdekiler bunu hayırlı ve olumlu bir şey olarak görsünler. Zihinlerinde olumlu bir fotoğraf oluşsun ve onlar da hayatlarına bunu modelleme konusunda bir fırsat yakalasınlar. Evet. O zaman benim güçlü olmam lazım. Allah katında güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Namazla güçlü olacağım. Abdestle durarak güçlü olacağım. Sadakayı vererek güçlü olacağım. Bol bol sadaka verin. Sadaka malı eksiltmez. Verdiğinizin fazlasını Allah verir. Ama Allah bana versin diye vermeyeceğiz. O Allah'ın doğal olarak karşılaştırdığı bir nimet. İhtiyacı olana vereceğiz. İsteyene ver prensibine ben. Haklı mı, haksız mı? Onlar nedir? Parası var mı? O beni ilgilendirmiyor. Bana avucunu açtı mı? Bitti. Benim anlayışım. Bana avucum çok veremesem az veririm ama veririm. Dolayısıyla ben Allah için, Allah'tan dolayı ve Allah'ın istediği sağlam bir duruş için güçlü olmayı Allah'tan diliyorum. Evet, hayatımızın her alanında böyle. O yüzden de karşımdaki insan beni üzer ama ezemez. Ben ezilirsem içten ezilirim. İçten ezilmek zararlı bir mekanizmayı benim diyerek onu sürekli işletmek, beni tüketen bir çarkı sürekli işletmektir. Bu da yanlış düşünme, yanlış davranma, karşımdakine olumsuz bakma, onun iyi olma potansiyelini görmeme. Benim kayınvalidem düzelmez. Böyle dersen düzeldiğini göremezsin ki düzelsin. Var düzelmiş yönleri ama görmüyorsun çünkü bakmıyorsun. O niyetle bakmıyorsun. Bakmadığımız zaman seçici algımız bize göstermiyor. Veya çok daha büyük beklentiler belki. Yani o aşama aşama olan düzelmeyi görmeden direkt mucizeler olması beklenince de o aşamadaki yapılan belki de güzellikler veya işte değişen şeyler de görünmüyor bu sefer hocam. Hani her şey bir anda mükemmel olsun isteniyor. Aynen. O zaman öyle bir dünya yok. Allah öyle bir din göndermedi. Dinin görevi, Müslümanlık, dindar olayım, hiçbir sıkıntım yok. Böyle bir dünya yok. Bilakis sıkıntılar müminin aşama kaydetme, insani hayat mertebelerini yükselme, kendi potansiyel değerlerini açığa çıkarma, mücadele ederek kendisini güçlendirme, aklını olgunlaştırma, perspektifini geliştirme, insanın bu hayat içerisinde sıkıntılarla olgunlaşma aşamasını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için şart olan şeylerdir. Allah'ın bana nasip ettiği şu iki cümleyi izninizle kullanmak istiyorum. Olur, sonra da sorularımıza geçelim inşallah. Evet, çok hoşuma gidiyor. Allah'ıma şükürler olsun bana bu cümleleri ilham etti. Allah zirveyi nasip edeceklerine yokuş tırmandırır. Evet. Ve kabiliyetli olanları sınava sokar. İçiniz rahat olsun. Evet. Çok güzel bir söz oldu gerçekten. Teşekkür çok ederiz şükür. Hocam. Rica ederim. Allah razı olsun diyelim ve isterseniz sorularımıza lütfen geçiş buyurun. Yapalım. Çünkü gerçekten seyircilerimizden pek çok soru geliyor. Ve buyurun. Ha, cümleniz bitti zannettim, özür dilerim. En azından onların sorularını bir kısmını da olsa cevaplandırmış olalım. Evet. Haftaya da isterseniz kaldığımız yerden devam ederiz. Aynen daha öyle. Da detaylı konuşmuş oluruz böylece. İnşallah. Kayınvalideler iyidir diye bir canlı bizim şeyimiz olmuştu, yayınımız olmuştu. YouTube'da yaptığımız bir yayın vardı. Ben kayınvalideler iyidir diye hep olumlu örnekleri. Kazara birisi ama şöyle de olumsuzu konuşmayalım. İyilikleri konuş. Çünkü iyiliklerin çoğalmasına ihtiyaç var. Neyi konuşursak onu çoğaltırız. Evet. İyilikleri konuşalım, iyilik çoğalsın. Hem zihnimizde hem rollerimizi de ona göre tanımlıyoruz. Kesinlikle öyle. Belirliyoruz kendi içimizde. Birisi demiş ki tamam iyi hoş da bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı, bana şöyle yaptı. O Allah şunu onu şöyle yapsın, öyle yapsın. Onun altına onlarca yorum yazmış. Bana da onu yaptıydı, bana da bunu yaptıydı. Ya iyi yazanın altına yazın. Bir kere de benim kayınvalidem çok iyi diyor birisi. Kimse onun altına tık diye bir tık bir şey yazmamış. Evet. Ama olumsuzun altına o kadar çok olumsuzluklar gündeme getiriyoruz ki. Tabii canı yanan yandığı şeyi söylüyor. Ama bizim canımızın yanmaması için anlayışımızın değişmesi gerekiyor. Kayayı itmeye devam edelim. O bizi zenginleştirecek, ahlakımızı zenginleştirecek, yığınla müjdenin bize ulaşmasına yardımcı olacak bir fiildir. O kayayı sürekli itmek Allah'ın bir rahmetidir. Karşımızdakinin değişmesine endeksli olmadan bu ahlakı biz benimseyelim, bu ahlakı biz yaşamaya çalışalım
demiş oldum. Buyurun. Evet hocam, demiş olalım. O zaman ben buradan bir iyilik hareketi başlatayım. Seyircilerimize de belki öncü olur. Hadi bakalım. Benim kayınvalidem çok iyi. Ben ondan çok memnunum. Allah da ondan razı olsun. Dediğiniz sizin gibi. Evet, benim kaynanam sağ olsun. Çok teşekkür ederim ona. En azından böyle bir hareket başlatalım o zaman. Hep burada şimdi sorularımızın da çoğu maalesef olumsuz şeyleri anlatıyor bize. Seyircilerimiz aynı zamanda iyilikleri de güzellikleri de yazsın. Onları da paylaşalım biz ekranlarımızın başında. Gayet güzel olur. Sizin de ifade ettiğiniz gibi iyi örnekleri de çoğaltmış olalım böylece. Aynen. Burada olumsuzlukların anlatılmasını şu anlamda önemli buluyorum. Hı hı. Strateji üretmek istiyorum. Evet. Böyle böyle bir sıkıntım var. Ne yapmalıyım diyor. Bu da inanılmaz güzel bir şey. İnsanın sorular, sorunun ne olduğunu, evet, anlamak, dualar, nasıl adım atarsam, hı hı, bu soruna çözüm üretebilirim, evet, için önemlidir. Buyurun. Evet, teşekkür ederiz. Rica hocam. Ederim. O zaman bu sorunları nasıl iyi hale getirebileceğimizi konuşmak açısından da seyircilerimizden gelen soruları yanıtlayalım. Evet. İlk sorumuz. Lohusalık dönemimde kayınvalidem yüzümden çok ağladım. Ağlayarak bebeğimi emzirdiğimi bilirim. Ay canım. Beni ailemi hep eleştirir ve tersler. Eşim hep onunla ilgilensin ister. Bir şeye kızınca hep bana ters davranır. Bazen eşim ufaktan kızsa hemen bana nasıl davranıyorsan evladın da aynısını sana yapsın der. Eşimin vicdanıyla oynar. Artık hiç görüşmek bile istemiyorum. Ne yapmalıyım diye sormuş seyircimiz. Zor bir durum. Bunu anlayabiliyorum. Hı hı. Özellikle de lohusalık döneminde bu kadar hassas olan bir, evet, dönemde çok hassas, özellikle. İnsanın tabiri caizse yaralı, yorgun. Böyle tam da bir gün lohusalığı anlatalım mı? Olur hocam. Lohusalığı anlatalım mı? Çünkü onu o dönemin hassasiyeti ve çevresindekilerin nasıl ilgi göstermesi, nasıl onu rehabilit etmesi, nasıl dinlendirmesi gerektiği konusunda da, hı hı, hani bir bilinçlenmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O dönem o kadar hassas bir dönem ki, o kadar böyle sevgiye, şefkate, bakıma, ilgiye, muhabbete ihtiyacı olduğu bir dönem insanın. Evet. Şimdi burada hanımefendiye ben şunu teklif ediyorum. Eşini alsın desin ki, hayatım bu bizim annemiz. Senin annen benim de annem. Hukuk olarak şu anda annen babam da babam. Hı hı. Biz ne yaparsak ikimiz öyle bir anlaşalım ki anneme hem iyi davranalım hem aramız bozulmasın. Burada şu çok önemli. Hı hı. İnsanın bir içgörüsü. Hani bizim içimizde bir adalet terazisi, hı hı, vardır ya. Bu doğru bir hakkaniyet ölçüsü olarak adilce. Evet, annem yanlış yapıyor diyorsa bir delikanlı, evet, ya da aynı durumda hanımefendinin annesi, beyefendinin annesi, gelinin kayınvalidesi şeker gibi, hı hı, gelinin annesi zehir zemberek. Damat şöyle de damat böyle de, iki çocuklu anneye ben bu damattan ısınamadım, ne zaman boşanıp eve geleceksin diyor. Böyle aykırı, özür dilerim, kaba konuşacağım, isteyerek kaba konuşacağım. Böyle aykırı, böyle usulsüz, böyle yanlış, böyle... Ne bileyim ben, uygunsuz bir şey olabilir mi ya? Burada annelik değil, düşmanlık yapıyor. Bu kelime tam da oturdu. Evet. Kızının düşmanı. Yavrum, evlilik kaderdir. Hı hı. Sen bir yola girersin, nasip olup olmayacağına Allah karar verir. Senin çocuğun var, eşini sev. Benim sevmem gerekmiyor. Ben niye sevmeyeyim? Hı hı. Ben de severim damadımı. O iyi bir çocuk. Eşine hürmet et. Anne akşam bağırdı. Yavrucuğum yorgunluktan olabilir. Eşini bir dinledin mi? Hayatım gergin misin? Seni bir dinleyeyim dedim. Hemen cevap verme. Azıcık sus ver. Belki o kastetmediği şekilde yorgunluktan başka şeye canı sıkılmıştır. Ondan sana böyle ani yükselmiştir. Sen eşini kızgın olduğu zaman ya da öfkeli, kendini kontrol edemediği bir zaman anlamayacaksan ne zaman anlayacaksın? İyi zamanında sokaktakiler de birbirine dost. Sen eşini kuşat ki zor zamanında, evet, ona kucak aç ki eşini rahatlat demesi gerekirken, gül gibi yuvaları var, iki tane çocukları var. Hadi boşan gel, boşan gel. Hanımefendi diyor ki, vallahi Salih abla diyor ya, eşime karşı soğudum. Niye dinliyorsunuz dedim. Annenize demelisin ki, anne eşimi bundan sonra karalamaya başladığın anda telefonu kapatacağım. Kaba olacak ama özür dilerim. Ben evliyim, bana böyle söyleme hakkın yok. Sen şu anda günah işliyorsun. Hı hı. Yuvamı bozmam,
İki çocukla yanına gelmem demektir bu. Nasıl bir şey ya? Ben bu çocukların boynunu bükük nasıl bırakırım? Ahlak dışı hareket mi yapıyor? Din dışı bir şeye mi beni sevk ediyor bu adam? Bu adam alkol alıp beni mi dövüyor? Ne yapıyor bana da sen yuvanı yık gel diyorsun? Burada hanımefendinin sıkıntısı var. İnsan çevresindekinin nasıl davranacağını bilemez ama kendisi Allah'a hesap verecek. Annesini dinlemeyecek. Evet. Anneciğim ben bu konuyu kapatıyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? O zaman ben şimdi kapatıyorum. Eşimle ilgili senden bir cümlelik olumsuzluk duymuyorum anne, duymak istemiyorum anneciğim. Evet. Özür dilerim diyecek. Telefonu kapatacak, dinlemeyecek. Annesi söylüyor, o dinliyor. Annesi söylüyor, o dinliyor. Annesi söylüyor, sessiz kalıyor. Ne oluyor? O fikirler zihninde dönüp duruyor. Zihninde çift sürüyor tabiri caizse. Ondan sonra da eşine karşı, eşi akşam geliyor. Hayatım nasılsın hanımefendi parçalı bulutlu. Niye? Evet. Gönlü karardı. Tabii. Niye dinledin? Eşin ne yaptı da bu gönlünün kararmasını hak etti sana? Evet. Annen yanlış yapıyorsa sen niye o yanlışa gönlünü açıyorsun tamamen? Olmaz. O ki yüzden, annelerden etkilenme durumu da her zaman çok daha fazla olur. Yani kadın ve erkek için de geçerli. Anne en çok etkileyendir. Evet. En çok etkileyendir. Bu şu anlama gelmesin. Anne en çok etkileyendir ama bazen dominant, bazen katı, bazen tanım çok ağır olabilir özür dilerim ama zalim babalar var. Zalim annelerin olduğu gibi. İkisine de bu sıfat asla yakışmıyor ama ne yazık ki var. Maalesef. Ne yazık ki var. Perişan eden anne baba tutumları var. Elbette bunlar azınlıkta. Allah her birimizi böyle davranmaktan korusun. Onlara da yardım etsin. Amin hocam. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Seyircimizin sorusunu yanıtladığımızı düşünüyorum. Ben öyle dilerseniz. Ha, şöyle onu şöyle toparlayayım. Tabii, soruyu hatırladım. Eşine dersin ki hayatım biz bir aile danışmanından birlikte yardım alalım. Anneme nasıl iyi gelebiliriz? Annemin sözlerinden ikimiz birbirimize tutunalım, zarar görmeyelim. Annemizi de kırmayalım. Annemize biz nasıl iyi gelebiliriz? Hani ben dedim ya kendimde üç görev görüyorum. Bir, bana düşeni, bana düşen bir şey var mı? Bunu söyleten ben miyim? Bu birincisi. İkincisi, ben öyle konuşmalıyım ki ona iyi gelmemeli, ona iyi gelmeli özür dilerim. Üçüncüsü de o neden böyle, ona nasıl yardımcı olabilirim? Birisi kendim için sorunlu, ikisi onun için. Ben nasıl davranırsam ona iyi gelir. Ben ona nasıl yardımcı olabilirim? Her durumda bu üç soruyu ben kendime soruyorum şahsen. Sormaya çalışıyorum. Dolayısıyla birlikte aile danışmanına gitsinler ya bir uzman psikoloğa gitsinler. Annelerine karşı davranış stratejisi oluştursunlar. Ve fakat burada yapılması gereken en stratejik ve doğru davranış o ne diyorsa desin. Bir arkadaşımız hanımefendinin eşiyle olan diyaloglarında anlattığı gibi eşim bana şöyle bir pimpon topu atar gibi atıyor diyor. Şöyle yapıyorum boşa gidiyor diyor. Aynen öyle. Evet. Kayınvalideniz yapsın şöyle boşa geri çekilin boşa gitsin. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi anneciğim sana sofra kurduk gelir misin? Bunun için iç dinamiklerinin güçlü olması lazım. Psikolojik ve manevi direncinin güçlü olması lazım ki onun saldırıları karşısında dirençli bir şey olması lazım. Kaya gibi bir duruşunun olması lazım ki pimpon topu dibine düşmesin karşısına gelsin. O yüzden eşiyle birlikte hareket etsinler. Senin annen cümlesini kullanmasın. Annesinin o dünyaya getirmedi. Evet. Annesini o büyütüp beslemedi. O anneyi de o seçmedi. Hiç kimse annesinden babasından dolayı suçlanmayı hak etmez. Eşinizle birlikte olarak kayınvalidenizle suçlamadan anlamaya çalışarak ve Allah'tan yardım isteyerek. Ya Rabbi kayınvalidemi anlamak istiyorum. Ya Rabbi kayınvalidemin bize zarar veren davranışlarını en aza indirecek şekilde bizim ne yapmamız gerekiyorsa bize onu ilham et. Bize ona bize bu konuda yardım et. Bize bunu kolaylaştır, sevdir. Bizi onun sözlerinden etkilenmeyecek derecede güçlü kıl. Allah'ım bizi anlayışlı ve anlaşılır kıl. Bu duayı da çok önemsiyorum. Diye birlikte hareket etsinler. Birlikte kuvvet doğar, strateji üretsinler. Bugün annem şunu şunu söyledi. Hadi bugün anneme nasıl bir hediye alalım? Hadi bugün şunu yapalım. Kayınvalide annesini ve kendisini değersizleştirdiği zaman cevap verdiklerinde o da cevap üretir. Evet. Oğlunun yanında demek istiyor ki gelin de bu da böyleler işte. Bak ben senin annenim. Sevilmeye, her zaman yanında durmaya layık olan benim. Onları boş versen demeye çalışıyor. Maalesef. Oğluna kötülük ediyor. Kesinlikle. Dese ki oğlum gelinimin de eksiği olacaktır, ailesinin de eksiği olacaktır. Sev,
Allah'ın evinde insanlara ne kadar alan açarsan Allah senden o kadar razı olur demiyor. Bu o kadar düşünebiliyor. Aklını küçük bırakmış. Geniş, gelişmiş düşünemiyor. O onun arızası. O onun sıkıntısı. O zaman ben bana iyi gelecek şekilde davranırım. Ve İbn Arabi derslerinden öğrendiğim inanılmaz beni heyecanlandıran çok güzel bir söz var. Akıl geliştikçe bilgiyle irtibata geçer diyor. Of, çok güzel. Harika bir söz. Hemen bilgi, hemen öğrenme. Bu durumda ne yapmalıyım? Ben bu durumda ne yapmalıyım? Allah benden ne istiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benim yerimde olsaydı ne yapardı? Ne yapardı? İnanılmaz güzel iki örnek. Evet. Bunun için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davrandığına dair kaynaklarımızın olması lazım. Bak açtık okuduk hadis-i şerifleri. Mükemmel. Hepsi bize yol gösteriyor. Mükemmel yol gösteriyor. Evet. Küsken diyor ya sen adım atarsan Allah seni ödüllendirecek diyor. Mükafatla bu kelimeyle söylemiyor da bu benim anlamlandırmam. Ben bunu niye yapmayayım? Bu dünyada Allah'ın gözüne girmek için geldim ben. Allah diyor ki ne yapacağını deniyorum ben senin. Seni takip ediyorum. Ne yaptığını yazıyorum diyor. Şu anda biz canlı yayındayız. Buradan çıkacağız canlı yayında olmayacağız. Ama aslında hep canlı yayındayız. Allah'ın canlı yayınındayız. Dolayısıyla Allah'ın istediklerini yapmak çok heyecan verici. Çok güzel. Allah kolaylık versin. Allah sabır versin. Amin. Hanımefendi de böyle davranırsa sanki iyi olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. İyilik hareketimize katılan bir seyircimiz olmuş. Ben onun yazdığını okumak istiyorum. Bu iyilik hareketi tanımını da tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul'dan yazıyorum. İsmim Tuğba. İyilik hareketinize ben de katılıyorum. Kayınvalidem ile çok iyi anlaşıyorum. Kendi annem kadar seviyorum. Bence burada önemli olan insani ilişkiler. Geçinmek isteyen geçinecek bir yol bulur. Sevgiler ve saygılar demiş. Teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu mesajların çoğalmasını diliyoruz. İnşallah. Bir de şöyle örnekler verilirse güzel olur. Kayınvalidem şöyle diyor. Kayınvalidem şöyle yapıyor. Evet. İyi tanımı çok yuvarlak. Çok güzel, bu çok kıymetli bir şey. Ama bir de spesifik davranış örnekleri verirsek birilerinin zihninde öyle yapılıyormuş. Evet. He, şöyle yapılıyormuş diye. Öyle kayınvalideler tanıdım ki gelininin doğum gününde öyle güzel jestler yapıyor. Oğluna diyor ki oğlumu üzersen karşın, gelinimi üzersen karşında beni bulursun. Kayınpeder diyor ki gelinimi niye falanca yere götürmedin sen tek gittin? Gelinimi en son ne zaman yemeğe çıkardın? Annesine götürüyor musun sık sık? Arkadaşlarına götürüyor musun? Gelinime harçlık veriyor musun? O babayı ben sırtımda taşırım, başımın üstünde taşırım ben onu. Evet hocam. Ne olur oğluna adam gibi bir duruş sergilettirir. Bir baba da oğluna diyor ki, oğlum özür dilerim. Estağfurullah. Buyurun hocam. Mutlu olan bir eş, eşinin kendisini mutlu ettiğinden daha çok mutlu eder. Çocuklarını daha mutlulukla büyütür. Kadın yeryüzü gibidir. Kadın toprak gibidir. Sen bir tohum atarsın o bir başak verir sana. Kadınları kadınlara sevgi göstermek akıllı erkeklerin tek seçeneğidir. Çünkü kadın verdiğini çoğaltır, verdiğini üretir, verdiğini güzelleştirir. Sen bir gül tohumu ekersin, oraya bir tohum ekersin. Kadın gönlünde onun bir çiçek bahçesine çevirir. Sen mutlu olursun. Sen o çiçek bahçesinde yaşarsın. Gereksiz bağırma ki heybetinden olmayasın. Gereksiz sıkıntı çıkarma ki gönül kırmayasın. Gereksiz alan daraltma ki o daralmış alandan sana saygıyı aşan sözler gelmesin. Bir baba oğluna böyle tavsiyelerde bulunuyor. Öyle babaların ellerini öperim, alnından öperim. Allah razı olsun. Tabii alnından daha küçüklerini öperim. Alnından öpmem, ellerinden öperim. Evet hocam. Son bir soruyu daha okuyalım dilerseniz. Çünkü süremiz gitgide azalıyor. Öyle mi? Evet. Merhaba, kayınvalidemi çok seviyorum. Onunla aferin. Sohbet etmek çok hoşuma gidiyor. Aferin. Ama ne var ki çok sık problem olmayan şeyleri problem etmesi benim ve evliliğim için çok üzücü oluyor. Örnek veriyorum. Son geldiğinde çayını çok erken vermişim diye çabucak iç git demek istemişim ona göre. Benimle 3 aydır konuşmuyor. Allah bir başka örnek de hürmet ettiğim için hizmetini servisini yapıyorum. O zaman da evime el sürdürmemiş oluyorum. Ne önerirsiniz demiş seyircimiz. Şunu tavsiye değişik ediyorum. Değişik bir durum. Evet. Şunu tavsiye ediyorum. Bir hanımefendi
ile konuşuyoruz. Ona dedim ki elinize bir kağıt kalem alın. Eşinize deyin ki hayatım sen öfkelendiğinde, canın herhangi bir şeye sıkıldığında susmam mı sana iyi gelir? Durumu açıklamam mı sana iyi gelir? Konuşursam sen bak bak hala cevap veriyor gibi mi algılarsın? Susarsam niye cevap vermiyor gibi mi algılarsın? Seni tanımak adına bana yardımcı olur musun demesini diye sormasını tavsiye ederim. Eğer onun kültüründe çayı erken vermek, kalk git demekse bundan alınır. Öyle yetişmiş, öyle büyümüş. Zihninde düşünme, anlama kodları böyle oluşmuş. Hemen gelin hanımın, anneciğim ben sizin kültürünüzü bilmiyordum. Ben de bir an önce ikram edeyim diyerek yaptım ama çok özür dilerim. Seni kırmayı asla istemezdim anneciğim, ne olur elini öpsün, yüzünü öpsün, sarılsın, gönlünü alsın. Bundan sonra oğluna sorsun ki ben ne yapayım, nasıl yapayım. Bir de bir şey daha vardı. Hürmet etmek için iş yapıyormuş sürekli hanımefendi ama bu sefer kayınvalide kendisine karıştırtmıyor gibi algılıyormuş. Eve el sürdürmüyor yani seyircimizin tabiriyle. Evime el sürdürmemiş oluyorum diye ifade ediyor. Tamam, yapacağı şey, kırılacağı şeyi yapmayacak. Çok kolay. Anneciğim rica etsem salataya yardım eder misin? Ya etsin, etsin. O biri ona iyilik yapayım derken kötülük olacağına... Evet. Hem kendine yardım olsun hem öteki mutlu olsun. Çok basit bu. Çok basit. Hiç güzelmesin. Kayınvalidesi 3 aydır küsse araya kimi sokuyorsa soksun. Ki sohbet etmekten çok keyif aldığını ifade etmiş seyircimiz aynı zamanda. Gitsin anneciğim sen barışmadan ne uyuyacağım ne seni uyutacağım. Evinden de gitmeyeceğim. Beni affet ben bilmiyordum. Özür dilerim senden desin. Bundan sonra da öyle yapsın. Bundan sonra da öyle yapsın. Ve öğrensin senin kültüründe ne yapmak sana iyi gelir. Bak ben bilmiyorum, bana de ki ben yardım edeyim, ben sana yardım ettiririm. Ben senin iyilik olsun diye yapmıştım sana, senden özür diliyorum desin. Normalde aslında hani zahmet etmesin diye aslında nezaketli bir davranış var ama farklı da algılanıyor. Bu kültür farklılığı. Önce bunu yapmadan önce niyet tutarak bir sadaka versin desin ki ya Rabbi ben kayınvalideme gidip böyle söyleyeceğim. Beni anlaşılır eyle. Sözlerim yüreğine tesir etsin. Onun gönlünü almamı nasip eyle ve onun kültürünü öğrenerek onu razı edecek şekilde davranmamı nasip eyle desin. Oğluna sorsun, eltilerine sorsun, kayınpederine sorsun. Nelerden mutlu olur, neler onun için önemli ona göre davransın. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Çok size keyifli sağlık. Bir program oldu. İnşallah. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Ailede Benden Bize programımızın bu hafta sonuna geldik. Gelin ve kayınvalide ilişkisini konuştuk. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Sizlerden gelen soruları da yanıtlamaya çalışacağız. Yepyeni bir bölümde karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.